Ha. Ve gerek yokmuş ya lan, sen uçabiliyormuşsun. Evet. Bayağı ne güzel düştüm ya. Oh. İyi misin lan? Bilmiyorum, bak bakayım iyi miyim? Keşke biri görseydi bunu ha, çok korktum ama. Manita falan görseydi keşke. Güzel bir yer bulamadık ki. Neco, takacağım şimdi güzel yerine. Her yer ağaç burada zaten. İyi bir resim arıyorum. Tamam buldum ben. Şu ağacın altında bağla işte. Geç şuradan çek. Öyle mi diyorsun? Ha şuradan bir yerden tilt yap. Ben de vereyim anonsu, burada gitsin. Vur gözünü. Uğraşmayalım ağacına diyorsun değil mi hiç? Oğlum içim çıktı sıcaktan. Ha? Hadi Allah aşkına. Böyle aldık ağaçtan. Seni bulayım. Ben şöyle durayım böyle biraz şey ha. Tamam sen böyle pörteye böceğe bakıyormuşsun gibi yap. Oradan seni bulurum. Tamam standart hadi. Hazır mısın? Aha. 3, 2, 1, oyun. Demir. Oğlum niye eğiliyorsun? Neco, sessiz ol, yere eğil. Neden? Kanka arkanda ayı var. Ya ne ayısı? Demir hakkını helal et kanka. Helal olsun kardeşim. Susayım da ne yapacağız? Üzerine bakma. Aynı şey ya. Helal olsun. Tebrik ediyorum seni. Sen acele etmene falan gerek yok ki. Kaptan sen gelmeden hareket etmiyor zaten. Ya gerçekten kibar bir adam ama. Şimdi kaptana mı yeşilleniyorsun? Ay yok be. Benim arkadaşımın arkadaşın şeyi yani. Ben o yüzden şey yaptım. Yoksa yani boş ver şimdi kaptanı. Aman. Allah'ın izniyle bir kısmet bulsan da hayatın her adımında şu koca arayışına bir son versen. Ben mi koca arıyorum yani? Allah'ım ya, koca bulamıyorum falan sanacak. Bir dakika. Ben sana şimdi var ya bomba bir şey izleteceğim kızım. Bugünün bombası. Dibim düştü görünce bak şimdi. Bunu izledin mi? O ne ya? Neco telefon çalıyor. Neco. Demir ne yapıyorsun ya? Telefona bak, telefona. İnsan düşmanı böyle uyandırmaz değil mi? Bak telefona bak. Ya of! Bu da alacaklı gibi. Alo efendim Mehmet, ne var? Necmi abi, uyandırdım biliyorum ama mevzu çok önemli abi. Ne abi, sabah sabah bu kadar önemli mevzu? Ne var Mehmet, söyle, Allah'ını seversen söyle. Abi Hakkı Bey tatildeyken kendi yerine şirketin başına Nil Hanım geçirecekmiş. Birine söylerken duydum. Hangi Nil bu? Demir'in stajyeri Nil mi? Evet Necmi abi o. Aa tamam Mehmet, çok sağ ol. Demir. Allah! O Allah Allah! Ne insan gibi uyanıyorsun, ne insan gibi uyandırıyorsun ya sen. Ödümü kopardım be. Kalk oğlum, şirket elden gidiyor. Sen burada lala gibi uyuyorsun ya. Ne şirketi oğlum, ne çeviriyorsun yine? Abi yemin ederim bu sefer ben bir şey çevirmiyorum, babam bir şey çeviriyor. Ne oldu, babamın bir şey mi oldu? Baban Türk gibi, babanın hiçbir şeyi yok. Baban tatile giderken şirketin başına Nil'i geçiriyor abi. Nil ne ya? Oğlum senin eski stajyerin Nil yok mu? Aa, şey diyorsun sen, optik iticiyi diyorsun sen. Aynen öyle. Kanka bir şey diyeyim mi? İsteyen istediğine geçirsin. Babam yeter ki bana ulaşmasın. Hadi 3, 2, 1, oyun. Oğlum niye gidiyorsun? Necom, sessiz ol, yere eğil. Kanka arkanda ayı var. Ya ayısın. Bu kim? Ayı. Onun dövdüğü. He, o Neco ya. Demir'in kameramanı. Yakışıklı değil mi? Böyle sempatik. Tipsiz ve deli dolu. Şuursuz görmüyor musun? Ay iyi tamam, şuursuz. Neyse. Nereden hatırlattın bana Demir'i? Patron ne oluyor? Ben o yüzden şey yaptım yani. Allah Allah. Ne oluyormuş patronun olduysa? Bugün patronun oldu, yarın patronun kendisi şekerim. Uyan. Ne münasebet. Hakkı Bey ona 4 tane kazı emanet etmez be. Ne kızı? Kazı kazı. Öyle bir deyim var ya. Aman boş ver, sen yorma kafanı, boş ver. Bu arada anneanne çorabı giymiş galiba. Bravo. Yaz başlasın. Demir. Demir! Ya et Melis be! İçine ettin lan uykunu. Tamam biliyorum Demir. Şimdi sabah uykusu sana tatlı geliyor ama... Güzel kardeşim, kalk şirketin başına geç. Kanka, ben o kapıdan bir kere çıktım. Bir daha acımdan ölsem dönmem o şirkete. Laflara bak. Ah işte be, rahmetli babaannem derdi ki Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin ama aç kalmayan bilemez ki. Of, kes be oğlum artık. Yok kesemem. Kesemem çünkü durum düşündüğünden çok daha vahim. Berbat haldeyiz oğlum. Aa, otel paraları, uçak paraları, stüdyo kirası, kamera kirası, kredi kartlarının hepsi patlak. Para bulmamız lazım Demir. Tamam be oğlum. Ben bulacağım bir şekilde parayı. Allah Allah! Demir ne biçim laf bu ya? Para şey çünkü değil mi bu? Gömün mü parayı bulacaksın? Para 2 şekilde bulunur. Ya kazanılır, diğer yöntemini bilmiyorum ama para bulmamız lazım be Demir. Ya yemin ediyorum sabah sabah kafamı açtın ha. Tamam peki Demir, bir şey soracağım. Sado ne olacak abi? Ha? Sado'yu ne yapacağız? Oğlum kabus musun lan sen? Sabah sabah anma şu herifin adını. Sado'nun adamları bizi bulurlarsa o yarlar içimize badem bile koymazlar abi. O yüzden geç şirketin başına. Alalım paraları, ödeyelim borçları, kurtulalım şu dertten be. Ha? Hadi be. Hadi! Lan vuracağım şimdi ağzına 2 tane. Hadi yiyecek bir şey söyle. Çok acıktım ben. Güzel bir şey yiyelim mi bugün? Hı? Kız dur! Görmüyor musun daha yerleri yeni paspaslanmışım? Fark etmedim bile Fadime abla, affedersin. Haçan bir günaydın de daha. Ama her sabah aynı şeyde bıktım ben. Yerler kurumadan dikiliyorsun kapıya. Neredeyse benden önce geliyorsun işe. Hayret bir şey. Parmak uçlarından geç. Tamam, parmak uçları bak. Parmak uç. Hadi. Ya of. Ya oğlum bir araba laf edecek şimdi ya. Benim saçlarım mı kabarmış? Demir? Ahu yaz gibi ya. Hangi rüzgar attı sizi böyle? Hoş geldiniz Necmi Bey. Hoş bulduk Ahu Hanım. Bir şey söyleyeyim mi? Hala taş gibisiniz ya. Hala taş gibi ne demek ya? İltifat makaret mi belli değil. İltifat etmek istedi. Yani dedi ki ilk tanıştığımız günkü kadar güzel ve narinsiniz demek istedi. Çok incesin Demir'ciğim. Tamam işte ben de öyle dedim. Tanıştığımız ilk gün kadar dedim, taş gibisiniz dedim. Hükümet gibi kadınsınız dedim. Neco şey, çapak var yüzünde ya. Yok çapak falan. Var sen bir yüzünü yıka. Şoktasın, yüzünü yıka hadi. Tamam, peki. İyi günler Ahu Hanım. Benim bir duruşmaya yetişmem lazım. Anladım. Ne haber, nasıl gidiyor başka? Ne olsun işte, yeni yetmelere iş nasıl takip edilir, dava nasıl kazanılır öğretmeye çalışıyoruz. Yeni nesil çok sorumsuz değil mi? Yokluğunuz hissediliyor Demir Bey. Arada sırada uğra. Olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Yenisiniz galiba. Evet Demir Bey, işe geçtiğimiz ay başladım. Beni tanıyorsunuz yani. Tabii ki de. İyi, babam odasında mı? Evet. Tamam. Bunları kutu. Yavaş, yavaş. Tamam, pardon anladık. Arkamda gözüm yoktu. Nasıl göreyim? Tamam, ben hallederim Demir Bey. Ya aman hallet o zaman. Çekilsenize tepemden. Pardon, optik tanıyamadım bir anda. İnsan beşer böyle gelişir derler ama gördüğüm kadarıyla daha itici olmuşsunuz Nil Hanım. Vallahi bravo, maşallah. Şunların fotokopisini çeker misiniz? Peki Nil Hanım. Ha bu arada Hakkı Bey acil odama gelsin demişti. Ben sizi burada göremeyince... Tamam, tamam, sıkıntı yok. Şu düğmeleri de bir kapatırsam. Tamam. Şimdi sorsam böyle daha iyi. Fotokopileri birazdan alacağım ben. Hayırdır Demir Bey, yolculuk nereye? Davarları yemleyeceğim. Babamın yanına, nereye olacak? Çok güzel ama izin verirseniz ilk önce ben gireceğim. Neden? Baba benim babam sonuçta. Korkmayın canım, babanızı elinizden alacak değilim. Ama iş yapıyoruz değil mi burada? Ve ayrıca Hakkı Bey acil olarak beni çağırmış. Öyle mi? Senin maşallah dil pabuç kadar, çenede berber makası gibi olmuş şak şak şak. Unuttun galiba benim çömezim olduğunu, ha? O 5 yıl önceydi Demir Bey. Ben artık bir avukatım. Öyle mi? Ben neyim, menteş ustası mı? Bilemedim ki vallahi, ne diyeyim. Bak optik, ben bu şirketin en iyi avukatıydım. Hala hepinizden 10 kat daha iyi avukatım, bunu unutma. Nasıl? Ya Allah, şu tipe bak. Neyse nasıl desem, sizin gibi böyle sıkıcı plaza insanlarıyla bir arada olmamak için kendimi doğayla iç içe olmaya verdim. Anladın? Kapış. Aa, onu da iyi hatırlattınız ya. Sabah izledim ayılarla nasıl iç içe olduğunuzu. Nasıl başarıyorsunuz, nasıl iletişim kuruyorsunuz? Neyse bunları daha sonra konuşuruz. Benim için Hakkı Bey çağırın. İzninizle. İzninizle. Ha gelin bakalım, gelin. Baba ne haber? İyi. Hakkı Bey beni çağırmışsınız acil olarak. Ben o yüzden geldim ama müsait değilseniz daha sonra da gelebilirim. Yok kızım gitme, kal. Ne bu böyle pantolon yırtık pırtık? Oğlum bir çeki düzen versene kendine. Moda mı şimdi bu yani? Ben de seni çok özledim baba. Oğlum sen ne zaman yaşının adamı gibi davranmasını öğreneceksin? Ha? Ya alt tarafı bir pantolon. Niye taktın kafayı bu kadar anlamadım ki. Pantolondan bahsetmiyorum ben. Büyüttük. Hukuk fakültesini bitirttik. İnternetteki şu haline bak. Belgesel onlar baba. Başlarım belgeseline. Bırak şunu. Şirketin başından bir gün bile ayrılıp bir yere gidemiyorum ben. Oğlum biz seni orada burada kızlarla fink... Tövbe estağfurullah. Hukukçu olmanı beklerken sen gittin magazin aleminin gece kuşu oldun çıktın be. Selam tatlım. Ay gözüm, ne yapıyorsunuz siz ay, ya? Çok affedersiniz ben kur yapayım derken göz çıkarttım ya. Gözüm çıkıyordu az kalsın. Ama Allah'tan uzman ellerdesiniz çünkü ben bir ilk yardım uzmanıyım. Gerçekten. Şimdi bırakın bana ben bir bakayım. Siz bir saniye bırakın. Biz bu türlü olaylarla çok... Ne yapıyorsun sen be? Ne yapıyorum ben ya? Öpünce geçer dedikleri için ben öperek geçirmeye çalıştım. Tacizci misin sen? Hayır. Tacizci değilim ben. Nezoyum ben. Bayağı gülüyorsunuz bana ya. Hı? Baba ayıp olmuyor mu çalışanımızın yanında? Olmuyor. Geç kızım sen de otur bir yere. Tabii Hakkı Bey. Pardon. Öyle şuram tutulmuştu geriliklerim. Nil'e merhaba dedin mi? Yok. Pek fırsatım olmadı sayesinde. Sen nasıl centilmensin be? Ha? Babacığım onunla ne alakası var? Bir anda eski stajyerimi karşımda görünce şaşırdım. Nil nasılsın, iyi misin, sıhhatte misin, afiyette misin, nasılsın, iyi misin, iyi misin? İyiyim Demir Bey, çok iyiyim de ben artık stajyer değilim. Bunu biraz önce de söylemiştim size. Vallahi hiç umudum yoktu senden ama bravo, nasıl olmuş avukat olmuşsun, aferin sana. Avukat oldu ya, hem de ne avukat? Sana 5 mısır. Ya yok artık. Ha, var artık. Kızım. Ya baba, sen başlamadan ben bir şey söylemek istiyorum. Yani saçma sapan bir şeydir, hiç söyleme daha iyi. Vallahi değil. Söyle bakalım neymiş? Ben şirkete dönmeye karar verdim baba. Öyle mi? Aman ne kadar memnun oldum, bilemezsin. Peki evladım, sana zor gelmesin bu işler, ha? Sabahın köründe kalkacaksın, takım elbise giyeceksin. Sıkar evladım bu işler seni be, ha? Vallahi yavrum. Ha? Yok babacığım, sıkmaz, vallahi sıkmaz. Artık çok değiştim. Karşında yepyeni bir Demir var. Allah Allah. Kızım, bir ay kadar yokum. Hep erteliyorduk ya, iş güç ancak nasip oldu. E tabii şirketin rutin işlerinin devamı için de bir vekil tayin etmem gerekiyor, değil mi? Bu vekaleti sana veriyorum kızım. Yani bu şirketin ben yokken patronu sensin. Olmaz. Ne demek olmaz? Olmaz, olmaz demek olmaz çünkü. Sana mı soracağım vekaleti kime vereceğimi, he? Ayağını kırıp otursaydın, kaçmasaydın ben de vekalet mekalet diye düşünmezdim o zaman. İşin başında sen olurdun burada şimdi. Aman Allah korusun. Büyükler konuşurken söze girme çocuğum, tamam? Baba, ben kendim için demiyorum ki. Dünkü stajyere koca şirketi emanet edecek değilsin herhalde. Demir Bey, ben stajyer değilim. Lütfen babanızın yanında böyle konuşmayın. O eskidendi. Evet, değilsin. Doğru. Staj kağıdını ben imzaladım değil mi? İşte imzaladım. Allah da cezamı veriyor. Gördün mü? Ellerim kırılsaydı da imzalamasaydım ben o kağıdı. Yeter! Kararım kesin. Nil'den başka bu şirketi benim istediğim gibi kimse yönetemez. Biraz sonra toplantıda da açıklayacağım herkese. Sen önce duy istedim kızım. O zaman bundan sonra bana bir işin ucundan tutmuyorsun deme baba. Tamam. Nereye gidiyorsun be? Daha konuşacaklar bitmedi. Gel buraya Demir. Ya bana ne gerek var burada baba? Zaten şirket emin ellerde. Demir gel buraya. Hakkı Bey, ben çok... Sen üzülme kızım. Yok, çok mutluyum diyecektim. Ha. Hadi o zaman işinin başına. Bakın yüklendi. Eğilsene oğlum. Oğlum neden eğiliyorum yerine? Kanka arkanda ayı var. Aa. Ya. Aa. Ayı? Ya ayı tabii. Bu ayı öbürü de ben. Evet. Ya siz şimdi... Tabii canım. Bizde yalan yok. Siz şimdi bakın gülüyorsunuz ama ben gerçekten ölüyordum ya. Aa bu ayı bana böyle bir tane paça vurdu. Ondan sonra yetmedi. Bir tane daha vuracaktan tuttum artık. Sonra ayıyı dövmek zorunda kaldım. Hiç istemediğim halde bir hayvanı dövmek zorunda kaldım. O kısmı niye yok videoda? Hayvan hakları savunucularının dikkatini çekmeyeyim diye. Şimdi yani ben hayvan mı, ayı mı döveyim yani? Oraları internete koymak istemiyorum. Gidiyoruz. Tamam. Ayşe Hanım. Ayşe. Ay ne var? Diyorum ki yani o zaman bu hikayenin devamını... bir akşam yemeğinde konuşuruz. Hı. Hiç sanmıyorum. Güle güle. Güldüğü çok önemli. Ben artık stajyer değilim avukatım. Gerizekalı itici şey. Gıcık konu itici ne güzel yaptın lan. Yapsana bir daha. Var ya peder harbiden bunadı lan galiba. Koskoca şirketi o gerizekalı kıza emanet ediyor. İnanamıyorum ya. Of. Ona benim de canım çok sıkıldı ya. Ne güzel fırsat kaçırıyoruz ya. Ne güzel bütün paraları alabilirdik. Bütün dertlerden kurtulabilirdik ya. Ya dur oğlum sen de ne fırsatı? Sen de git diyorsun şirkete sahip çık falan. Ne sahip çıkacağım? Benim babadaki kafa bu oğlum. Anca beni itelesin ötelesin. Oğlum anlamıyorum. Bu adam yıllardır seni şirkete getirebilmek için yapmadığını bırakmadı. Şimdi kovalıyor. Ben bunu anlamıyorum yani ne oluyor? Anla işte oğlum. Ben bu yüzden duramıyorum buralarda. Demir sen üvey falan mısın lan acaba? Ha? Sizin paranız da çok ya. Aldılar mı seni uygun bir fiyat acaba? Herhalde aldılar kanka böyle davrandığına göre. Ama ben göstereceğim ona. Kendi öz evladına böyle davranmak neymiş? Nasıl göstereceksin Demir? Bu laf olarak güzel. Tamam göstereceğim ona. Ne yapacağım? Önce onun büyük bağlantıları olmadan kendi ayaklarının üzerinde durabildiğimi göstermem lazım. Anlayacak Demir kimmiş. Vay 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 vay. Lafları kes. Türk filmi gibi konuştun ha. Arkadaşlar, bu yıl büromuz çok başarılı bir yıl geçirdi. 3 büyük şirketi müşterilerimizin arasına kattık. Camiadaki yerimizi iyice sağlamlaştırdık. Sizin saygın kişiliğiniz ve engin hukuk bilginiz sayesinde Hakkı Bey. Bizler ne yaptık ki? Bu başarıda hepinizin büyük payı var. Biliyorsunuz adli tatil başlıyor. Ben de eşimle birlikte yıllardan beri ertelediğimiz bir seyahate çıkmak istiyorum. Vallahi bu sefer de çıkamazsak hanım beni boşayacak. Ama şirketin rutin işlerini ve de özel dosyalarının takibi için bir vekil tayin etmem gerekiyordu. Ben bu iş için Nil Hanım'ı uygun gördüm. Nil Hanım biliyorsunuz yıllardan beri bizimle beraber çalışıyor. Bu çalışkan arkadaşımıza hepinizin gereken desteği vereceğinden eminim. Ama efendim, Nil'in yeterince tecrübesi yok. Yani genel geçer ofis işleri için tamam da... Çalışkan Holding'in işlerini uzun zamandır beraber takip ediyoruz biliyorsunuz. Sen o konuda telaş etme Ahu'cum. Geldiğimde gene birlikte yürütürüz. Bu arada sen de tatil yap. Uzun zamandır tatil yapmadın. Çok yorulmuşsundur. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım Hakkı Bey. Amacım bütün arkadaşlarımın işini kolaylaştırmak olacak. Ona şüphem yok. Evet arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Tırdın hakları bir adam. Marangozhaneye çevirdin evimi. Ne yapayım yahu, oyalanıyorum işte. Kahveye gidip pişmelik mi oynayayım? Oyna. Vallahi razıyım, oyna. Yeter ki evden git. Bıktım senden be. Kız arıyor. Efendim kızım? Anne neler oldu bir bilsen. Tut. Aa, ne oldu kızım, anlatsana. Meraktan çatlatma insanı. Tamam. Sıkı dur söylüyorum. Hakkı Bey beni ofisin başına geçirdi. Aa, nasıl? Anlat bakayım. O yokken ofisi ben yöneteceğim. Bütün vekalet bende olacak. İnanabiliyor musun? Bu daha başlangıç. Bak daha neler olacak kızım. Hadi hayırlı olsun. Çok sevindim. Canım annem benim. Çok teşekkür ederim. Babama anlat mutlaka. Söylerim kızım, söylerim. Aa, akşama geç kalma ha. Tamam hadi, öptüm ikinizi de. İyi günler. Ya adam hala ilkokul çocuğuyla konuşur gibi konuşuyor. Hem de o gerizekalı Nil'in yanında. Pederi var ya, hiç affetmeyeceğim moruk. Ya tamam be oğlum. Ne oluyor lan? Anlamıyorum ki, ne oluyor lan? Aa, kaza falan mı oldu acaba? Çek şuraya çek. Olmaz gerekiyor ya. Ya sen nasıl bir insansın ya? Nasıl çarparsın benim kocama ya? Araba yolunda ne işin var bisikletle ya? Bak hala konuşuyor. Hayırdır, ne oluyor ya? Boş ver, kaza yapmış. Freze alamamış, bisikletle bana vurup aşağı yukarı. Bir dakika, bir çekil. Ne oldu ya? Ambulans aradınız mı? Ambulansı da çağırdık, itfaiyeyi de çağırdık. Mahvoldu arabanın boyası ya, para da gitti. Nasıl bir adamsın sen, ne iğrenç bir adamsın ya? Ya bu arabanın bir boyası kaç para biliyor musun sen ha? Bak hala konuşuyor. Benim ya, bir adam var, sen kardeşim. Bana bak seni var ya. Tamam, uza işte, kadının canı yanlış hadi. Ya, hadi oğlum hadi. Yardım çağırın lütfen, yardım bir şey çağır. Ya kızım ne işimiz var şimdi ta oralarda? Ben o kadar uzatamam yemek arasını. Ya benim arkadaşım 40 yılda bir terfi almış. Ne yapacağız? Hamburger yiyeceğiz böyle. Bak ne güzel hava işte. Gidelim yiyelim. Zaten hep buralarda yiyoruz. Ya şu şirket arabasını özel işlerin için kullanma diye kaç defa söylüyorum sana Çisil. Vallahi başına iş alacaksın ha. Çek kenarda taksiyle devam edelim. Sen üzerine vazife olmayan şeylere karışma bir kere. Ben müşteriye gittim derim, bir şey derim. Hiçbir şey olmaz. Bakayım. Ay bazen gerçekten çok itici oldunuz. İtici mi? Sen de mi Çisil ya? Sabahtan beri Demir de itici aşağı, itici yukarı. Sen Demir'le mi görüştün? Ha. Yıllardır gelmez gelmez bugün geleceği tuttu beyefendinin. Bir de Hakkı Bey yokken ofisi o yönetecekmiş. Bak. Aklınca. Allah. Olaylara bak ya. Başka ne oldu? Ay aralarda bombalar patlamış. Hiçbirini söylemiyorsun ya. Bir şey yok işte. Göreceğiz yani. İnatlaşıyor benimle. Ay Allah. Biz başımıza niye geldik? Ne olur kocamı kurtarın. Merak etme, kurtaracağız. Allah bu bizim başımıza niye geldi? Ciğeri kırılsaymış da beni staja kabul etmeseymiş. Bak laflara bak. Yani sen bindiğinden beri sürekli Demir'den bahsediyorsun. Yoksa ondan hoşlanıyor musun ha? Kim? Sen. Kimden? Demir'den. Ben mi? Evet. Ne alakası var canım? Nefret ediyorum ondan hatta. İşte büyük aşklar nefretle başlar kızım. Büyük aşklar nefretle başlar. Çisil, yapma şöyle şeyler. Bak gerçekten zaten sinirim tepemde. Sinir oluyorum ya adama. Ya ben sana ne anlatıyorum, sen ne anlıyorsun? Çisil, aynalara bakıyor musun hiç? Evet, bakıyorum. Saçımda bir şey mi var? Ha? Havalı değil mi? Değil mi? Neco, tamam. Tamam kankacığım, tamam. Dikkat et, ne olur be. Ne olur be Demir. Vay be. Neco. Abi ne yapacağız? Adamı yukarı çekmemiz lazım. Kafasını kötü vurmuş. Duruma acil. Tamam Demir abi, ben işaretini bekliyorum. Vallahi Demir aslında yakışıklı çocuk. Atletik, dinamik, canlı, heyecanlı, hem de zengin. Kendini beğenmiş, ukala, kaba, bir zonta. Babası bile itelemiş. Boş gezenin boş kalfası. Yok. Bu kadar didişmek hayra alamet değil, ben diyeyim. Kariyerimin en önemli haberini aldığım gün. Nereden çıktı geldi karşıma bilmem ki. Ama çiftler böyle aynı ofiste çalışmamalı, biliyor musun? Yani sorudan sorun oluyor. Yani birbirlerini özlemiyorlar falan, sıkıntı. Daima bir aşağılama. Ukala konuşmalar, yukarıdan bakmalar, dalga geçmeler, taklidimi yapmalar falan. Sen kimsin be? Sen kimsin? Ha? Nereden çıktın geldin karşıma? Ha? Çıktı gitti dedik, yine kurtulamadık. Ben senin de evlilik yaşın artık geldi be Nil. Ha? Senin için de evlilik yolundaki son tren olabilir yani, söyleyeyim. Sen ne diyorsun ya? Ama önce senin bu imaj olayını falan biraz halletmemiz lazım. Bu ne böyle ya? Bu gözlük böyle, bu patates, bu çöp, bunu at artık. Bu ne ya? Hayır yani anlamıyorum. O saçını da öyle arkadaş şey gibi bağlamış, sanki annem bağlamış gibi. Annem topluyor zaten. Ne var be benim saçımda başımda? Gayet güzel işte. Daha ne olacak? Olmamış. Onları bir saçlarını açacaksın, şöyle savuracaksın. Oradan oraya bir havalandıracaksın ya. Bir şey yapacaksın. Olmaz. Gömleği falan da çıkar. Çok işimiz var bizim seninle yani. Çok işimiz var. Bırak Allah aşkına ya. Gayet güzel işte böyle. Daha ne olacak? Orada ne var öyle ya? Kavga mı? Kadınla erkek kavga ediyor sanki. Baksana şuradan. Çek bakayım kenara. Çek. Ay. Adam kadın üstüne yürüyor resmen. Çek. Dur şurada dur. Vallahi ben hiç anlamam, tamam mı? Bu arabanın boyanısının parasını ben alırım. Söke söke. Para da alırım. Hiç affetmem lan. Bak ya. Dua et kocama bir şey olmasın. Seni mahvederim. Araban da batsın. Sen de bak. Aşağılık rezil. Lan sen ne diyorsun? Ne biçim konuşuyorsun lan? Kime aşağılık diyorsun sen? Ne konuşuyorum? Ne konuşuyorum? Sakin olun beyefendi. Lütfen yapmayın. Suçlayın güç. Yapmayın. Ne oluyor burada? Yeter artık ya! Aşağılık rezil! Bak beni sinirlendirme, hakaret ediyor ya, duymuyor musun? Sakin olun siz. Bir dakika, önce bir yaralı kurtarılsın hayırlısıyla. Şu an konuşulacak meseleler değil bunlar, lütfen yapmayın. Ablacığım benim bir hatam yok ablacığım. Kafana göre araba yolunda bisiklete binebilir misin ha? Bisiklet bir taşıttır. Diğer taşıtlarla aynı haklara sahiptir. Hatta bisiklet ve motosikletlere diğer taşıtlar öncelik vermek zorundadır. Bunu bilmiyor musunuz? Peki kardeşim, madem taşıt bisiklet, ne işi var ters istikamette, benim şeridimde ne işi var ha? Bir dakika. Hah. 6-7 metre fren izi var. Bu ne demek oluyor? Ha? Süratli misiniz? Neco, biz tamamız, çek yukarı. Her 1,5 metrede bir pozisyon alacağız. Tamam kankacığım, hazırım ben. Neco, ne oldu oğlum, çeksene. Evet, bir işte sorun var, hemen tamir edeceğim abi. Hadi çabuk, adamı kaybediyoruz, hadi. Ben arabulucuyum. Bakın beyefendi, bu benim kartım. Adım Nil Karay. Buyurun. Beni istediğiniz saatte arayabilirsiniz. Bakın, önce bir yaralı kurtarılsın hayırlısıyla, yazık günah adama. Ondan sonra bu meseleler mahkemeye intikal etmeden tatlıya bağlarız. Tamam mı? Maksat her iki tarafta uzun uzadıya mağdur olmasın. Ama şimdi lütfen kavga etmeyin. Sakin bir şekilde bu konuyu çözelim. Tamam mı? Açılın bir. Açılın lütfen kenara. Uzaklaşın lütfen. Açın şu yolu. Bir ferahlatın burayı. Duyarlı olalım. Ne? Hemen bakma. Hemen bakma. Şuraya doğru bak. Şuraya doğru bak. Şuraya doğru bak. Bu Demir'in kankası değil mi kızım? Çok benziyor ama değil. O değil. Ben unutmam. Ben asla unutmam. O. Demek ki o buradaysa Demir de burada. Necmi vallahi o. O. Hakikaten o. Aşağıdaki Demir mi? Neco, adamı kaybediyoruz oğlum. Acil bir şekilde hastaneye yetiştirmemiz lazım. Hadi. Gel merhaba diye. Tamam dur. O. Merhaba Necmi Bey. Kolay gelsin. Merhaba küçük hanım da siz benim adımı nereden biliyorsunuz ya? Ben Nil'in yakın arkadaşıyım. Hoppa! Sizin ne işiniz var burada? Biz kazayı görünce durduk. Çisil. Ben bir bakayım olaya. Ambulans var mı? Ambulans çağırdınız mı? Evet. Neco, oğlum sıfırdan vinç mi imal ediyorsun? Adam kötü diyorum. Çekler hadi. He? Neco. He. Demir şeydi. Tamam. Kobra'dan Alfa'ya. Ne oluyor ya? Hatlar mı karıştı? Necmi. Kobra'dan Alfa'ya. Lan şimdi Kobra'yı çeksene yukarı. Ne Kobra'sı? Hadi be. Kobra hazır. Kobra hazır Alfa. Çekeyim. Çekiyorum yukarı. Çabuk. Tamam. Ah. Lan yavaş. Ah yavaş Neco. Neco var ya bir yukarı çıkayım göstereceğim sana. İşinize pek hakim bir havanız var doğrusu. Evet. İşinize pek hakim bir havanız var doğrusu. Evet. Sağ olun. Çok güzel çekiyorsunuz. Ulan Neco. Ayarsız Neco. Çabuk. Çıktı. Al. Yavaş. Çevir elden. Boynunu serpme. Boynunu tut. Yavaş. Tamam. Sakin olun. Yok. Bizim iki tane çocuğumuz var. Lütfen. Tamam. Çisil. Sen hanımefendiyi sakinleştir. Yavaş. Gel abi. Yavaş. Dur. Sarsma. Yavaş koyun yere. Yaşıyor mu? He? Yavaş, boynunu yavaş yere koy, yavaş. Ya sen nereden çıktın? Babam mı gönderdi beni takip et diye? Ne münasebet, niye babanız göndersin? Tamam. İyi mi oğlum? Ya bir dur, ne yaptı? Dikilme tepemde, yardım et. Kaldır şu ayakları, ayaklarını kaldır. Tamam. Durmuş galiba. Oğlum. Ne? Ne yapıyorsun öyle adam bırakılır mı yere ya? Ay, ne yapayım korkarım ben ölüden. Geç şu başına hiç gel buraya gel. Durdum. Bana bak kalp masajı yapacağım sen de üfleyeceksin tamam mı? Burnunu kapatmayı unutma. Tamam. Dur bir filmde görmüştük. Üfle kendi burnunu değil mi? Adamın burnunu kapayacaksın bir daha. Tamam bilmiyorum ki. Bunu ben yapsam bunu sen yapsan. Üfle! Üfle hadi üfle. Tamam yapayım işte. Hadi. Bana bak, adam gibi üflersen adam yaşayacak. 1, 2, 3, 4, 5. Üfle! Yaşıyor! Başardık beni, başardık. Ya aferin. Hadi. Oha! Ne olmuş lan bana böyle? Oğlum harbiden perişan olmuşsun ama ha. Neyse yalnız kanka büyük sevaba girdin ha. Adamın hayatını kurtardın ha. Allah'ım gör şu yaptığımız iyilikleri. Yürü ya kulum de ya Rabbim. Amin. Devam et oradan buraya doğru. Hazır ağzına hayır açmışken devam et bu tarafa doğru. Şu Necmi kuluna da hayırlı bir kısmet eyle ya Rabbim. Amin. Şu demir kulun ağzı bal yesin ya Rabbim. Ona da hayırlı bir kısmet nasip eyle. Daldan dala konmaktan artık vazgeçsin. Magazin muhabirlerinden kaçmasın artık. Evinin adamı olsun. Lan saçmalama. Tövbe de lan. Demem. Tövbe de. Demeyeceğim. Tövbe desene. Tamam dedim mi? Zaten ben seni mi düşüneceğim? Benim düşünecek çok daha önemli bir kız meselem var. Kanka senin hep düşünecek bir kız meselem var. Kızın karşısına çıkması yetiyor sana. Terbiyesizlik yapma. Şimdi sevdi miyiz biz? Kanka bu defa başka oğlum. Of! Ne gündü ama ya. Bu Necmi sempatik bir çocuk aslında değil mi? Yani tam evlenilecek adam. Çok merak ediyorum Çisil. Nereden anladın yarım saatte evlenilecek adam olduğunu? Bir kere kadınlara nasıl davranması gerektiğini biliyor. Özgüvenli, ayıyla falan cebelleşiyor. Bunlar önemli yani. Bildiğin evlenilecek bir adam. Anladın mı? Ama Demir de öyle. O da bir kahraman sonuçta. İleride çoluğuna çocuğunu anlatırsın. Babanız şöyle uçtu, böyle kaçtı, buradan adam kurtardı falan. Bunlar önemli şeyler değil mi? Sen kaçırma bunu. Kafala. Evlen. Ben eşime. İşime odaklanmış vaziyetteyim şu anda. Hem bak ne kadar güzel, biz birbirimize yetmiyor muyuz? Hayır. Kimmiş bu şanslı kız peki? Ya bu Nil'in en yakın arkadaşı var, tanıyor musun onu? Ya nereden tanıyacağım ben Nil'in arkadaşını? Şu an kendisini de tanımasaydım kafasındayım. Oğlum vuruldum Demir, vuruldum diyoruz. Kız aldı beni çarptı böyle, ne olduğumu bilemedim. Abi kızın adını biliyor musun? Çisil. Çisil. Allah'ım ya. Bittim ya. Aklımı aldı diyorum ya. Belli geri zekalı. Öldürüyordun lan bizi. Vinç öyle çekilir mi? Deve. Böyle uzkumlu gibi geldi sana falan yukarıda. Bir de gülüyor musun? Bak yemin ediyorum bir tane sığdırırım camdan sen çıkarsın çok ha. Çok acır. Ayı gibisin sen. Ben de vururum o zaman. Gülme oğlum gülme. Gebertiyordun lan bizi. Bu hastası. Kızım baksana biz yakın arkadaşız. Onlar yakın arkadaşlar. Bizim böyle çocuklarımız var. Onlar yakın arkadaş olur. Yakın yakın evlerde otururuz. Böyle yakınlıktan ölürüz yani. Bak ben sana bir şey diyeyim. Dünyada tek Demir kalsın. Ben yine de evlenmem. Anladın mı? Hadi hadi artık bak. Geç kalıyorum görüyor musun? Hadi hiçbir şey de yiyemedim senin yüzünden. Sen biber seviyordun. Gel bunu sana vereyim. Yanmış biberi bana veriyorsun. Başımızda şimdi bir erkek olsaydı bunu çatır çutur pişirirdi. Benden bu kadar yani. Ne yapayım? Anne! Anne! Aa! Ay! Ay! Ne oldu, iyi misin? Ay! Dur, ah. Tamam. Ah. Gel, gel, otur şöyle, gel. Ah. Gel. Ah. Gel. Anne! İyi misin ya? Anne, iyi misin? Abi, ne oldu burada? Ne yaptın anneme? Ya ben bir şey yapmadım kızım. Oğlum, kim marizledi seni evladım? Ne marizleme falan yok. Bu geri zekalı yüzünden oldu ne olduysa. Kız. Sen ne biçim ev kızısın? Bana mı dedin Fadime abla? He, sana dedim. Ev kızı mı? He. Ev işi etmedin mi hiç? Temizlik ne de bilmiyor musun? Ne diyorsun anlamadım. Diyorum ki, ha o zaman niye elini öyle lap lap yapıştırıyorsun? Ya işe geç kaldım da öyle aceleyle girince birden şey oldu. Bu arada ben ev kızı değilim. Ne kızısın? Ben gideyim mi? Bak, ben öyle vekaletine de mekaletine de anlamıyorum ama... ...ha bu ofisi temiz tutadasınız. Oğlum, hı. Daha sıkı ol çocuğum, hadi. Anneciğim, daha fazla sıkarsan boyun fıtığı olacaksın artık. Sana bir şey olsaydı biz ne yapardık? Sen hücceten beni öldüreceksin bir gün. Allah korusun anne, o ne biçim söz? Ay aman, yani çok düşünürsün ya annemi. Oğlum, Benjamin'i aşağı indir. Kimi efendim? Çiçek, Benjamin. Ha, çiçeği. Al. Ben de bu alerjik bünyeyi doğa belgeseli kameramanı diye yanımda dolaştırıyorum. Yakışıyor mu lan tavşan gibi? Ne diyorsun be? Herkes düşündüğün kadar biraz annemi düşünseydin keşke. Şş Boncuk, bana bak. Keserim saçını başını olan çocuğuna dönersin ha. Ne yapsaydın? Adamı aşağıda bıraksaydım ölse miydi adam? Oğlum, bak ne hale gelmişsin. Her tarafın yara bere içinde kalmış. Dur, ben içeriye gidiyorum, şimdi bir şey getireceğim. Dur anne, Allah aşkına otur, gitme bir yere. Dur, dur. Muazzez teyze, gitmesin. Efendim Muazzez. Ha, neredesin? Çağaloğlu Hamamı'ndayım. Aa ne işin var hamamda? Yahu 40 yıldır öğrenemedim be kadın. Benim en sinir olduğum soru neredesin diye sorulmasıdır. Bilmiyor musun? Ofisteyim, çalışıyorum. E, ofisteyim de o zaman Hakkı. Nereden çıkartıyorsun hamamı? Ya öyle. Ne istiyorsun Mazes? Oğlan burada. Sen de kızı al getir. Ben ikisini bir yan yana göreyim diyorum. Ben sabah ikisini de yan yana gördüm canım. Kız bir melek ama senin oğlan kelek. Sadece benim oğlum değil mi Hakkı Bey? Babamın evinden getirdim çünkü. La havle ve la. Demir niye gelmiş şirkete? Niye gelecek? Şirketin başına geçmeye gelmiş. Kerkenez. Ama yemedim tabii. Ah yavrum. Akıllanmaya başladı demek. Ya ne demezsin. Paçalarından akıyordu aklı ama. Yırtık pırtık zıp çıktı pantolonu giydiği için olmadı işte. Ne istiyorsun Mazes? Şimdi sen hemen al kızı eve getir. Ev ortamında ikisini beraber görelim diyorum. O zaman kararımızı veririz. Tamam, tamam, tamam. Hadi güle güle. Ne oldu? Param bitti yine değil mi? Sen zaten başka türlü bu iskeleye yanaşmazsın. Kesin annemi yolmaya geldin. Öyle mi? Onlar ne biçim ağızlar ya ha? Hacı abi. İskele miskele. Ayıp değil mi abinle böyle konuşuyorsun? He? Ya bana da yazık değil mi ya? Sen çekip gittin, iyice bana sardılar burada. Yok onu giyme çok açık Ayça. Yok oraya gitme kaparlar. Bu ne ya böyle? Hayır yani artık evlensen de geline sarsalar ben de rahat etsem. Çok beklersin. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak istiyorsan seni ben eveleyim hemen biriyle. Ben de kurtulayım, anamlar da kurtulsun senden. Nasıl? Sevdin mi Fikri? Yok sağ ol. Ben heyecan arıyorum abi. Ne arıyorsun? Abin de heyecan arıyor, abin de. Senin böyle ürüğünden sıkarım, nefessiz kalır, boğulur, ölürsün yemin ediyorum. Ya ne heyecanıyım ki? Abinle konuşuyor. Abinim ben senin ya, arkadaşın mıyım? Ya ben sana mı soracağım nasıl konuşacağımı ya? İstediğim gibi konuşurum, sana ne? Ayrıca ben marjinalim, sanatçıyım. Unutma bunu. Sanatçıyım ben. Sonunda anladın değil mi niye benim bu evden kaçtığımı, duramadığım buralardan? Görüyorsun işte, biri marjinal, içerideki büyücü, babam zaten biliyorsun. Sen de doğa adamısın kanka. Ben doğa adamıyım kanka. Merhaba. Bakıyorum da tanır atanmaz kaytarmaya başladın. Neredeydin saatlerdir? Öğle yemeğine çıktım Ahu Hanım. Hakkı Bey seni sordu. Ben de yok dedim. Çok sinirlendi. Ne bu böyle yahu dedi. Kaç saat sürüyor bu öğle yemeği dedi. Haksız da sayılmaz hani. Ben Hakkı Bey'le konuşurum Ahu Hanım. Siz canınızı sıkmayın. Lütfen çıkarken de kapıyı çekin. Öyle vurmadan da girmeyin. Ah karışma der gibi. Özgüven patlaması oldu herhalde sende. Allah Allah hasta mıdır nedir ya? Hem kıskanç hem ispiyoncu. Bak çocuğum, bu halis gübreyle büyüdü, yaralarına çok iyi gelecek. Bir iki güne kalmaz, hiçbir şeyciğin kalmayacak. Hah. Ya Muazzez teyze, bu benim cildime iyi gelir mi ya? Gelmez mi hiç evladım? Allah Allah! Normalde böyle koca karı ilaçları bana pek yaramaz ama. Sen koca karı diye bana mı dedin çocuğum? Hayır, hiç koca karı diye size demedim. Ya benim cildim biraz alerjiktir. Şimdi mesleki deformasyon, doğada çalıştığımız için ben fındık fıstık yiyeyim hemen kabarır cildim. Ne alerjisi evladım? Doğal diyorum sana, doğal. Allah Allah. Tamam, kapatıyorum ben. Otur kızım, otur. Buyurun Hakkı Bey, beni sormuşsunuz Ahu Hanım'a. Ben de tam yanınıza gelip anlatacaktım da öğle yemeğine çıkmıştım, kusura bakmayın. Ya niye kusura bakayım? Yemekte mi yemeyeceksin? Kızmadınız mı? Niye kızayım? Allah Allah, siz de beni iyice huysuz adam yaptınız yani. Yok, ben biraz gecikmiştim de Ahu Hanım da bana dedi ki... Baş ver şu çatla. Bak ne diyeceğim, akşam yemeğini biz de yiyelim. Ha? Siz de mi? Ha? Yeni görevini yemekte kutlarız. Bilemedim ki şimdi. Ben zahmet vermeyeyim size. Ne zahmeti ya o? Hem bizim hanımla da tanışmış olursun. Seni sorup duruyor. Bilemedim ki şimdi, çok ani oldu. Bir de telaş yapmasınlar evdekiler, yemek falan. Ya ne telaşı? Allah ne verdiyse yiyeceğiz işte. Bir de pasta keseriz, oldu bitti. Tamam mı? Hadi o zaman trafiğe kalmadan çıkalım. Tamam. Çabuk çabuk. Ben hemen geliyorum şimdi. Merhaba Muazzez Hanım. Merhaba Muazzez Hanım teyze. Anne, hadi bir şey ver de şunları silelim de biz gidelim. Aa, nereye oğlum? Sana kendi ellerimle bulgurlu patlıcan dolması yaptım. Bizim bahçenin mahsulü. Yemeden dünyada bir yere bırakma. Oo! Kaynanam beni seviyormuş ha! Tövbe bismillah. Şişti. Ay ne çirkin oldu bu ya. Yok bir şey, alerjisi azdı yine ya. Ne oldu bana ya? Hı? Değişik oldum ha. Bir gariplik hissediyorum ben de Demir. Kanka tamam, sakin ol. Demir iyi değilim ben ha. Dur oğlum dur, alerjini azdı, alerjini dur. Sakin. Ama iyi değilim yani. İşte, tamam. Kanka ben antihistaminik iğne alıp geliyorum, tamam mı? Oğlum ne iğnesi? Her şeyin tedavisi doğada, bitkilerde. Aa, anne herif doğa yüzünden bağırıyor. Tut bakayım Ayça, tut. Ben istemiyorum. Sana çok iyi gelecek. Yarım saate hiçbir şeyciğim. Kalk. Bitti, bu kadar. Muazzez Hanım'a biz tatildeyken şirketin işlerini Nil'e emanet edeceğim deyince çok şaşırdı. Senin bu kadar güvenini kazanan kız kim bilir ne cici kızdır. Artık şu kızla bizi de tanıştır dedi. Yani senin anlayacağın emir büyük yerden kızım. Birkaç kez telefonda konuşmuştuk Muazzez Hanım'la. Ama tanışmak nasip olmamıştı. Bugüne kısmetmiş. Ah, bizim oğlanın haytalığından hanım hastalık sahibi oldu. Ne arar, ne sorar, ne gelir, ne gider. Faydasız biri olup çıktı. Çok üzülüyoruz, çok. Ama ben biliyorum onu yapacağımı. Yarım saat sonra hiçbir şey kalmayacak. Ya kaldır ayaklarını. Anne, ya anne, biz babam gelmeden kaçsak diyorum ha. Niyeymiş efendim? O da özlüyor evladını. O da görsün seni. Ya ben bugün uğradım şirkette yanına. Hiç özlemiş gibi falan değildi. Ah canım yavrum benim. Sen bugün şirkete mi gittin? Nasıl sevinmiştir garibi. Yani o kadar çok sevindi ki anne. İnanır mısın? Boynuma bir sarıldı, sevgisinden kopartıyordu vallahi. Evlat oğlum ha? Evlat özlenmez mi çocuğum? Hele bir baba ol, göreceksin evlat sevgisi neymiş. Ya güzel annem, ne olur şu evlilik mevzunu her seferinde açmayalım. Ha? Niye oğlum? Yuvanı bil istiyorum. Her anne ister. Ay abi, ya 1 milyon kişi izlemiş bu videoyu. Hangi video? Ne diyorsun sen ya? Baksana. Nasıl 1 milyon kişi? 1 milyon kişi varmış. Aha, anne bak bizim video. Ne diyorsun? Ay bu da kısmetsiz İdris. Bütün belalar bunu buluyor. Oğlum yırttık. Güzel Allah'ım ya Rabbim be. Bir kapıyı kapıyorum, tekini açıyor. Şükürler olsun sana. Bunu madem 1 milyon kişi izledi. Hı. Kaç para kazandınız? Hadi bakayım söyleyin. Çok para kazanacağım. Bırak bu işleri abi ya. Hep aynı masal. Annem bile yemiyor artık. Anne. Bunun açma kapama düğmesi yok mu? Kapatın bunu, bu boşa yanmasın bu. Sen sus çocuğum. Ben abine inanıyorum, o para kazanacak. O kadar. İnşallah. Canım annem, bu da zaten bu halde bir tek sen anlıyorsun beni. Ay. Yalnız şöyle bir durum var. Hı. Şimdi bunu bizim tanıtım için lansman falan yapmamız lazım. Bütün sponsorları falan çağıracağım oraya. Tabii çağır oğlum, bir davet ver, çağır. Hatta Cemalettin Bey var, hemşehrimizdir. Onu da çağır çocuğum. Tamam, ben ilk Cemalettin amcayı çağırırım, söz. Çağırırım Cemalettin amcayı ama çağırmak için Ya bunun için biraz para lazım. Ha? Geldik mi kuru fasulyenin faydalarına? Ben seni Baytar'a verip uyutturayım mı acaba Ayça? Ötenezi yaptıralım mı sana? Ayça ne yaptın? Ne yaptın? Gel kızım gel. Muazzez de Ayça da çok sevinecek seni görünce. Bak göreceksin şimdi. Eyvah babam geldi. 7'den önce gelmez. Daha saat 5.30. Git de kapıyı aç hadi çocuğum. Ya anne bu onun çalışı. Yeme beni. Oğlum marketin çırağı da aynı çalıyor. Siparişlerim getirmiş. Hadi git aç kapıyı da ben de şurayı temizleyeyim. Of anne ya. Öf. Yardım edeyim mi? Çekil sen de çekil. Hadi. Hayatta en sinir olduğum şey kapının geç açılmasıdır. Bak gördün mü açılmıyor. Nihayet. Merhaba. Yok artık. Hoş geldin desene misafirimize. Demir, kim geldi oğlum? Babam mı geldi? Evet anne. Oğlum ne bakıyorsun bön bön? Ver terliklerimi. Allah Allah. Allah. Kıza da bir çift terlik ver. Vereceğim ben o terliği merak etme. Ne işin var halimin yanında senin ya? Hakkı Bey, Demir burada değil. Bağırma. Geç. Terlik. Ah. Senin için ısıttım, yersin. Ne oldu? Ben bunları giyemem. Hadi ya. İğrenç. Al bunları giy o zaman. Onlar erkek. Tamam, sıkıntı yok. Giyerim ben bunları. Allah Allah, sana da terlik beğendiremiyoruz. Zaten her yerde karşıma çıkıyorsun. İtici şey. Ne alakası var ya? Tamamen tesadüf. Hakkı amca, hoş geldiniz. Ah! Ne oldu senin suratına be? Muazzez teyzenin bulamacı canım. Deli bir değil ki. Hakkı Bey, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin babişko. Hoş bulduk nasılsın? Kızım. Güzelim benim canım. Kızı getirdin mi? Getirdim. Kapıda Demir'le konuşuyor. Ha. Siz şöyle alıcı gözüyle bir bakın. Ben de üstümü değişeyim. Geliyorum. Tamam. Ay kimler gelmiş. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Bu terlikler ne böyle piyade postalı gibi kızın ayağında? Başka terlik bulamadın mı oğlum? Ne bileyim ben terliklerin yerini. Ayrıca giysin işte. Fazla bile ona. Hiç sıkıntı değil, ben giyerim. Ayça, hadi git kızım misafirimize terlik getir. Benimkileri vereyim. Al. Ayça, misafirimize terlik getir hadi çocuğum. Geç kızım. Kusura bakma. Canım yavrum benim. Vallahi kocam diye söylemiyorum. Hakkı Bey'in güvenini kazanmak büyük meseledir. Bugüne kadar seninle hep telefonla konuştuk. Tanışmak bugüneymiş. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Canım benim. Ne haber? İyiyim Ayça. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Kızım hadi siz güzel güzel oturun. Bir sofrayı hazırlayalım. Ben de yardımcı olayım size. Yok evladım, sen misafirsin. Biz Ayça'yla hallederiz. Hadi Ayça. Ya anne ben yorgunum zaten ya. Ayça hadi yavrum. Hadi çocuğum. İyi. Zahmet verdim size. Olur mu öyle şey evladım? Burası da senin evin sayılır artık. Yürü. Bana bak, hemen normale dön. Yoksa gebertirim seni. Bilerek mi yapıyorsun sen kız? Ne bilerek yapacağım anne ya? Ben o kızdan hiç iyi enerji almadım. Ay şakralarım tek tek tıkandı resmen. Ben senin o şakralarını tek tek açarım. Misafire insan gibi davranacaksın. Tamam davranacağım ama bir şartım var. Neymiş şart? Yarın gece kızlarla konsere gideceğim. Anlaştık mı? Bakarız bakarız. Sen şimdi bana bak. Masada en ufak bir ayarsızlık yapmayacaksın. Anladın mı? Şimdi al bu örtüleri. Al buradan çabuk git sofrayı kur. Yani bari ucunda bir ödül olsa yani. Hep oğluna hep oğluna. Ne oğlunu oğluna? Yapıştırırım seni doğru abinim ben senin. Hain Muazzez. Bir şey söyleyeceğim. Senin bu acayip bizim şirketin başına geçeceğinden haberin var mıydı? Olmaz olur mu oğlum? Baban hep anlatır Nil kızıma. Ne kadar güvenilir olduğunu hep söyler bana. Kızım mı? Ne kızı? O senin kızın falan değil. Orada olacak nüfusunuzu alın bari. Allah Allah. Niye cevap vermiyor ki bu kız? Yoldadır da duymuyordur herhalde. Ay ne geniş adamsın Salim. Her gece saat 7'de evde olan çocuk ortalıklarda yok. Senin ettiğin lafa bak. Ya belki iş yerinden arkadaşlarıyla kutlamaya gitmişlerdir. Yapmaz benim kızım öyle şey. Ben olsam yapardım mesela. Ha, orası kesin. Hep eğlencede, kutlamada senin aklın. Ye, iç, gez, eğlen, oyna. Bu gamsızlıkla dönmez bu dünya Salim Bey. Biz artık yesek mi diyorum? Ben çok acıktım da. Kazık kımık kökünü ye Salim. Ben bu sofrayı kızım için hazırladım. Açlıktan ölmedin ya. Yahu. Uzak dur o masadan. Şekerim düştü de ondan diyorum ben biraz. Şşt, elleme. Bu kız şirketimize çöktü sıra evimize mi geldi? Olur mu hiç öyle şey oğlum? Bak sen bu devirde Nil gibi akıllı, çalışkan, güzel, alımlı bir kız gördün mü? Kolay mı bulunuyor bu? Bu mu güzel ya? Bununla maymunun arasında 5 dakika var be. Bizim kabus yüzbaşı vardı Kerim. Çıkar gözlüğü, kes saçı aynı o. Senin gezip tozduklarını da gördük efendim. Eğlenilecek kız başka, evlenilecek kız başka oğlum. Ama sende nerede o akıl? Evet, evlenecek adam başka, evlenmeyecek adam başka. Ben o evlenmeyecek adamım. Hiçbir zaman evlenmeyecek adam benim anne. O yüzden bir şey söyleyeceğim. Canım annem sen bana parayı ver de ben gideyim. Ne parası bu oğlum? Ayak bastı parası anne. Ne parası olacak ya? Lansman parası, reklam parası işte. Yani tanıtım yapacağım falan para kazanacağız. Oğlum para kazanacak. Ben bunu bir şartla veririm. Hı. Şimdi adam gibi bizden oturup akşam yemeğini yiyeceksin. Nasıl? Yok anne ne olur gözünü seveyim hadi. Ve masada kıza kibar davranacaksın, üzmeyeceksin kızı. Hoş geldin kızım. Yeni görevinde bir kez daha başarılar dilerim. Teşekkür ederim efendim. Hadi buyurun, afiyet olsun. Nil, tebrik ederim hayırlısı olsun. Sağ ol. Rica ederim. Oğlum ekmek ver bakayım oradan biraz. Ben uzatayım. Buyurun. Yalaka. Teşekkürler. Başka isteyen? Ver. Söyleyin bakalım işe yaramazlar. Ne oldu size? Gelirken bir kaza vardı ona müdahale ettik. Ben de yedim. Sizi kim ufaladıysa elleri dert görmesin. Kimse ufalamadı bizi. Hakkı Bey ben de olay yerindeydim tesadüfen. Bu defa Demir Bey doğru söylüyor. Bu defa ne demek ya? Sanki ben sürekli yalan söylüyormuşum gibi. Ha, yok ben onu demek istemedim. Nasıl onu demek istemedin? Resmen bana yalancı dedin. Bağırma kıza. Anne. Efendim kızım. Yok. Anneme haber veremedim de izninizle ben hemen geliyorum. Oğlum ben sana kıza doğru dürüst davran demedim mi? Anne daha ne yapacağım? Ellerimle çorbasını mı içireyim kızın? Artık sen bilirsin. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Yahu hanım sırası mı şimdi? Şu atasözlerini bir türlü gereken yerde doğru dürüst kullanamıyorsun. Anlayan anlar. İnsaf artık anne ya. 22 cevapsız arama mı olur? Arıyor. Alo? Çok özür dilerim ya. Arayıp haber vermeyi unutmuşum. Özür kabul etmiyorum. Neredesin kızım sen? Hakkı Bey kutlama yapmak için beni evine akşam yemeğine davet etti. Ya dünyanın bin türlü hali var. İnsan bir haber vermez mi? Öldün mü, kaldı mı, doğradılar mı seni, ne yaptılar? Nil artık ortaya çıktığına göre ben yiyorum. Ay ye Salim, ye. Anne abartma ya. Hakkı Bey'le konuşurken telefonu sessize almıştım. Saygıdan. Sonra da telaşla aramayı unutmuşum. Çabuk buraya geliyorsun. Konuşacağız seninle. Bak bindiğin taksinin plakasına bana mesaj at. Meraklandırma beni. Tamam anne, tamam. Hadi bay bay. Of. Ay terledim vallahi ya. Efendim Çisil. Nil, meraktan çatlayacağım. Ne oldu, anlat. Ne işin var oğlum senin çelikçilerin kızı Melis'te? Bize uygun bir ailem onlar. Ya karşılaştık, ayaküstü 2 dakika muhabbet ettik baba. Hepsi o kadar. Gözünü seveyim, evlilik muhabbeti açmayın yine. Ya açmayın. Oğlum bak, ananla ben 60'ımıza merdiven dayadık. Bir torunu bize çok mu görüyorsun be? He? Babacığım ben damızlık mıyım? Sadece çocuk yapmak için evlenilir mi ya? Önce uygun kızı bulmak lazım değil mi? Hele sen niyet et oğlum. Ben sana uygun kızı buldum bile. Yok artık. Ya onda olacak köydenin 2 kızının Necmi Hanım baba. Ya baba Allah aşkına ya. Delirdiniz mi siz ya? Görücü usulüyle mi evlendireceksiniz bizi? Bir şey söyleyeyim mi Hakkı amca? Bana görücü usulü olur. Benim için bir sorun yok. Ciddi söylüyorum. Çünkü yani bana daha heyecanlı geliyor. Ya tanımıyorsun. Zaman geçtikçe tanıyorsun. Açılmamış paket gibi düşün. Ne diyorsun? Geri zekalı mısın oğlum? Yıl olmuş 2015. Görücü usulüyle mi evleneceğiz? Neden? Babamlar mı kız bulacak bize? Olabilir. Senin bulduklarını gördük. Arttırma beni şimdi. Tamam. Babacığım söyleyin lütfen. Siz kim uygun görüyorsunuz mesela bana gelin adayı olarak? Yani bir şey söyleyeceğim. Nil'den olsa olsa Ayça'ya damat adayı olur be baba. Ben Nil'le evleneceğim. Aa bu Neco ile evlenirim daha iyi. Kanka ne diyorsun sen ya? Benim başka hayallerim var lütfen. Seni seviyorum ama böyle şey olmaz yani. Terbiyesiz, ne biçim konuşuyorsun be? Baba yani olmaz o iş, anladın mı? O olur, Nil olmaz. O kadar olmaz yani. Olur oğlum, olur. Gelin ata binmiş. Ya nasip demiş. Anne, o gelin o attan düşer ama. Vallahi düşer bak. Babişko ya, o kız nasıl desem pek bir düz yani. Hı hı. Sen karışma. Başıma görümce kesildi. Ana, ben bir gidip geliyorum. Neyse Çisil, şimdi daha fazla konuşamayacağım. Kapatıyorum ben. Sofrada beni bekliyorlar. Tamam mı? Tamam, tamam. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bay bay. Bay bay. Demir Bey, ne yapıyorsunuz? Asıl sen ne yapıyorsun hırsız? Evin kayısılarını mı çalıyorsun? Bahçeye mi daldın? Göz hakkı diye bir şey var. Başlarım göz hakkına. Dünyayı yedin ya. Aslında ben de abime hak vermiyor değilim. O ne biçim kız öyle ya? Böyle gözlükle gelmiş, rüküş giyinmiş falan. Yani erkek mi kız mı o da belli değil. Şirkette de böyleyse fena yani. Allah Allah, ne var ya o? Biraz süslenip püslense herkes gibi olur. Ben ananı aldığımda bazen eteklikle dolaşıyordu. Allah iyiliğini versin Hakkı. Yani teessüf ederim. Bak kızım, bütün bunlar tesadüf öyle mi? Coincidence, şirketin başına çökmen, gelip evime çökmeye kalkman. Kolpayı biz bulduk gülüm, anladın mı? Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Ne oyunu? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Lütfen çekilir misiniz? Bir dakika, çekilmiyorum. Ben şimdi sana yeni planını anlatıyorum. Gidiyorsun içeri, babama teşekkür ediyorsun. Anneme eline sağlık diye, çok sever. Sonra da bu evden kavrulup gidiyorsun, bir daha da gelmiyorsun. Beni buraya Hakkı Bey davet etti. Yani sizi ilgilendirmez. O git derse giderim. Şimdi çekilir misin? Çekilmiyorum. Ne yapacaksın? Çekilmem. Ne yapacaksın? Bağırırım. Bağırırsın. Hakkı Bey! Bağırma sana. Ben sana bağırıyor muyum? Niye bağırıyorsun? Neden bağırıyorsun ya? Bağırma. Ben seni böyle mi yetiştirdim ya? Yıllarımı verdim sana. Üzerinde emeğim var benim senin. Canım benim, niye bağırıyorsun? Ben sana kaç kere bağırma dedim. Önce adam gibi iletişim kur. Hayvanlar koklaşarak bağırır karşı, tamam mı? Hadi. Teşekkür ederim. Bu tehditlere de karnım tok benim. Öyle mi? Çok özür dilerim efendim. Biraz önemli bir meseleydi de uzadı. Yemek vereyim kızım. Ah tabii. Sen hala burada mısın ya? Size inat buradayım Demir Bey. Beğendin mi? Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş gerçekten. Hatta bana kalsa bir tabak daha yiyeceğim de formumu korumam lazım. Formunu mu koruman lazım? Anne, bu var ya İçeride domuzun ekine daldığı gibi kayısılara dalıyordu, biliyor musun? Aa. Ne oldu? Ne oldu? Göğsüme öküz sancı girdi. Ayrıca da ye yani biraz. Et tutarsın, biraz kadına benzersin. Aa! Ne oluyor be? Öküz kalkma, yine sancı girdi bana. Ah, ne zorluklarla büyüttük biz bu kızı. İyi ya, üzme o zaman o kızı. Bak patronun evinde yemekte. Olsun. İlk günden bu kadar samimiyete gerek yok. Benim kızım öyle patronuna yalakalık yaparak değil, dişiyle, tırnağıyla, başarısıyla bir yerlere gelmeli. Yahu bunları nereden çıkarıyorsun karıcığım Allah aşkına? Ay sen sus Salim. Ya bunlar senin zaten meselen değil. Ya meselen olamaz, anlayamazsın. Sen sadece tıkın. Benim kızım erkekler dünyasına tek başına savaşan bir Amazon. İyiyim ben. Ay, ne kafaydı ya. Sen hiç bu kadar güzel cheesecake yedin mi bakalım? Ha, bak bakalım. Ay, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Gel güzel kızım, gel canım benim. İnanılmaz güzel olmuş. Annem beni öldürecek. Şu kanalı değiştirelim bakalım. Ömer. Hiç tanımadığınız biri için hayatınızı nasıl tehlikeye aldınız? Yani... Nasıl söyleyeyim? Neticede bu bir eğitim meselesi. Tabii doğal yetenekler de söz konusu ama Allah bize bir yetenek verdi. Biz de bunu insanlara yardım etmek için kullanıyoruz. Ama aşağıdayken nasıl anlatayım? Yani bir an ailemi düşünmedim değil. Ama bir insanın hayatı söz konusu olunca babamı bile tanımam. Tamam tamam. Çevir çevir. Kafasını tutun, dikkat edin. Oyunu sarsma oyunu, sarsma. Dur bir dakika birader seninle. Yavaş, yavaş. Yavaş koy yere. Oyuna dikkat edin. Dikkat edin. Yavaş, yavaş. Yaşıyor mu? Ha? İyi mi? Sen nereden çıktın baba? Oğlum süper. Demir Bey niye babanız gönderdin? Tamam. Şu ayaklarını kaldır, öyle durma katık gibi başında ya. Tamam dur. Hadi bakalım. Nasıl tehlikeye aldın? Yani... Nasıl söyleyeyim? Ulan Maho! Tamam lan, bir yetenek vardı. Biz de işte bunu... Buyur abi. Ulan benim gördüğümü sen de görüyor musun? Bunlar değil mi Maho? Ulan ben yanlış mı görüyorum? Hani bunlar belgesel çekiyordu? Hani yurt dışındaydı? Hani ortadan kaybolmuşlardı ha? Bu nedir? Ben de gördüm abi. Bunlar onlar. Gelmişler. Hemen adamları çıkartıyor. Lan Maho, herifler burnumuzun dibine kadar gelip televizyonlara çıkıyorlar. Hemen gidip onları bul ve kafalarına sır. Duydun beni? Anladım. Yana! Ulan biz milletin hasasına çöküp racon kesiyoruz. Bu 3 kuruşluk kakalaklar da gelip bizi kazıklıyor, kaçıyor. Yakışır mı lan bu bize ha? Yakışmaz abi. Gel terimi al bakayım. Sosyal medyadan da takip ediyoruz çektiklerinizi. Belgesel ne durumda? Ne zaman bitecek? Belgesel neticede bu sonuçta bir sponsorluk işi. Büyük bir sponsorla iyi bir anlaşma yapmak üzereyiz. Ama tabii bizim asıl amacımız bundan para kazanmak değil. Amacımız Türk insanına doğayı, hayvanları, ne bileyim tarihi sevdirmek. Bunun için de aşağı yukarı bugüne kadar cebimizden 1.000.000 TL harcadık. 1.000.000 mu? Nereden buldunuz o parayı? Ne parası? 1.000.000 dedin ya ulan! Ulan ikiniz böbreklerinizi satsanız o parayı toparlayamazsınız. Söyleyin bakalım nereden geliyor bu değirmenin suyu? Hakkı Bey rica ederim, tansiyonun çıkacak. Sen karışma, dur bakalım. O lafın gelişi öyle baba. Nereden bulacağım ben 1.000.000? Milyon harcamış. Çok harcadım. Tabii bir şey diyemeyeceğim. Çok harcadım. Ulan vicdansız! O paranın 500.000'i benim ha! Lan ne konuşuyor bu? Bir de ben cebimden harcadım diyor. Ulan ben bunun hesabını sormaz mıyım size be? Maho! Buyur abi. Sıkma. Anlama. Bunları canlı istiyorum Maho. Hemen bulup getireceksin. Hemen şimdi bu gece. Hem kendi evine hem de anasının evine adamları yolladım abi. Hangi deliğe girdilerse çıkartıp getireceksin. Duydun beni. Emredersin abi. Hadi yürü. Alın lan bunu. Çok geç oldu. Ben artık kalkayım. Daha erken kızım. Yok, olur mu evladım? Daha çayını bitirmedin, pastanı yemedin. E tabii. Böyle ev sahipliği olur mu? Bütün gece kavga ettiniz baba oğul. Aa estağfurullah. O nasıl söz Muazzez Hanım? Pişt, pişt. Hem ben yine gelirim zaten. Yalnız bana bir taksi çağırabilir misiniz? Taksime ne gerek var ya? Ben bırakırım seni. O ne demek ya? Aa ne münasebet canım. Ben taksiye atlar giderim. Olur mu canım öyle şey? 2 tane adamımız araba götürecek yani. Biz mi götüreceğiz? Aynen bırakırız. Annene babana selamlarımızı söyle kızım. Baş üstüne efendim. Tatilden döner dönmez ziyaretlerine geleceğiz. Hadi. Hayırlı akşamlar efendim. Görüşmek üzere. Güle güle kızım. Tatlı kız. Güle güle. Haydi görüşürüz. Öpüyorum sizi. Hadi. İyi akşamlar. Güzel akşamlar. Bu kadar tezi bu. Muazzez çocuğu, Muazzez. Şakacı çocuk. Beni taksi olan bir yerde bırakabilirsiniz. Hiç yolunuzu değiştirmeyin benim için. Olmaz öyle şey. Gecenin bu saatinde ben kimseyi yarı yolda bırakmam. Çok teşekkür ederim. Zahmet oluyor ama size. Yok canım, estağfurullah. Orada asıl ben teşekkür ederim. Babamın gazabından son anda sen kurtardın bizi. Konumuz için özür dilerim. Önemli değil de harp diye battırdın çatalı be Çeki. Siz de çok üstüme geldiniz ama. Ne var? Erkek Fatma değil misin? Ya bak yine yapıyorsunuz aynı şeyi. Beni insanların dış görünüşü ilgilendirmiyor. Önemli olan iç güzellik. Şekilci değilim ben sizin gibi. Yani iticilik ruhunda var demiyorsun da şekilci değilim diyorsun, öyle mi? Susar mısınız lütfen? Tamam, tamam sustum. Çekil lütfen. Ne oluyor ne? Çekil. Nereye çekil, ne çekil? Sağa çekil lütfen. Nasıl ya? Çekil lütfen. Ne oldu Çeki? Çantadan bıçak çıkarıp ünlüme mi saplayacaksın şimdi de? Kalkmış. Ne? Yaranızın kabuğu. Bir saniye, ben hemen halledeceğim şimdi. Kanıyor. Ya bir şey olmaz. Elleme Melis. Mikrop kapmasın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Alın bunları telefonlarına. Kimsiniz? Ne münasebet? Niye atıyorsunuz telefonumu? Sadullah abi sizi bekliyor. Alın bunları minibüslere. Sadullah abinin parası hazır. Bir aksilik oldu abi. Bugün EFT yapacaktım ben yapamadım. Biz Güney Afrika'dan sabah geldik abi. Yemin ederim Sadullah abiye vuvuzela bile getirdim ya. Peynir aldım ya Güney Afrika'dan. Yürüyün hadi. Gerizekalı Neco. Hep senin yüzünden oldu biliyorsun değil mi? Belgesel için yaptım. Ne yapsaydım? Bedenimi mi satsaydım Demir? Bir saniye beyefendiler, bir dakika, bir duralım. Bu şekilde olmaz, önce bir oturup konuşalım. Yani ne bu böyle silah doğrultmalar, yol kesmeler falan? Sakin olun lütfen, mafya mısınız siz hiç? Lütfen. Abi bu kafa açıyor. Tabii ya, mafyasınız. Hadi, bin arabaya. Abi EFT. Arif sorun. Zaten yanlış. Ama annem beni bekliyor. Tamam, biliyorum, tamam. Allah kahretsin. Allah'ım. Allah'ım ben daha yeni terfi ettim. Tadını bile çıkaramadan öldürecekler. Yok öldürmezler ya. Öldürecek olsalar ormanlık alanda kimse yoktu. Sıkarlardı kafamıza değil mi? Denizdeki anlayıcı o. Ben söyledim sana Sado başımıza bela olacak diye. Sado kim ya? Ya bizim sponsorumuz Sado, belgeselin sponsoru. Ya sponsor ya. Neden adam kaçırsın ki? Ne sponsoru ya, tefeci herif. Ya ondan para alıp ama belgeseli çekerken, o bu kameralara pozlar keserken hiç öyle demiyordun ama. Lan Angut, sen galerici bir abimden para alacağım dedin, borç alacağım dedin, tefeciden para isteyeceğim demedi ki. Bir dakika, bir araba galericisi neden bir belgeselciye sponsor oluyor ki? Ben bunu anlamadım, niye size sponsor olsun? Adamın galericilik mesleği de var, ayrıca ben sana ağzımla pulsuz sana... Tövbe yarabbim, yeter be! Anasının nikahı! Susun! Bir dakika ya, bak beni annem çok merak etmiştir, benim burada ne işim var? Ne olur kafamı toplamam lazım, bir susun! Pardon, bakar mısınız? Yemek mi söyleyeceksin? Ya telefonum da yok işte, ne yapacağım ben şimdi? Pardon, orada kimse var mı acaba? Pardon. Sen telefon gitti, gözümüz gitmesin, sen dua et. Hayırdır bacım? Merhaba beyefendi, bakın benim bunlarla hiçbir alakam yok. Hatta ben bu adamları tanımıyorum bile. Şu anda ilk defa gördüm desem yeridir. Lütfen beni çözer misiniz? Annem çok meraklanmıştır. Zaten ben belgeselci falan da değilim, biliyor musunuz? Avukatım ben, arabulucuyum. Ya sen pis avukat satıcısın. Sen ne pis bir avukat satıcısın sen ya? Demir, bu ne satıcı bir şey ya? Sus be! Lütfen yardımcı ol. Abi... Ne yapıyorsunuz çekirgeler? Sonunda taklaya geldiniz ha? Takla ne ya? Apo, kim lan bu kadın? Avukatım diyor abi. Avukat. Aynen. Sen çık dışarı. Kapıdakilere söyle, uyanık olsunlar. Eyvallah abi. Oğlum, polis yakalayınca avukat istenir. Mafyada öyle bir kural yok ki. Bizim işimiz kolay. İfade almak yok. Ek gözaltı yok. Sağlık kontrolü hiç yok. Kafasına direkt sıkıyoruz. Tamam ya. Abi. Baba beni çarpmışsın. Gel lan buraya. Ulan yine dükkandan araba kaçırmışsın. Oğlum arabanın başına bir iş gelse ne yaparız? 7 sülalemiz bir araya gelse ödeyemeyiz o parayı. Nerede lan araba? Baba araba şeyde baba. Nerede? Boyacıda baba araba. Arabanın boyacıda ne işi var Cem? Baba küçük bir kaza oldu. Az bir şey çizildi, bir de fare kırık. Kur'an çarpsın, fazla büyük bir şey yok. Küçük bir kaza baba. Küçük. Ulan sen ne diyorsun lan? 0 kilometre arabanın ne boyası lan? Sadullah Bey seni öldürür. O araba 1 milyon lira. Geri zekalı. Ulan senin gibi evlat olmaz olsun. Nereye vurdun lan arabayı? Vallahi benim bir suçum yok. Yemin ederim Kur'an çarpsın ya. Ya yolda giderken 2 bisiklet de karşıma çıktı. Frene bastım, duramadım baba. Yemin ederim ya. Ulan gerizekalı. Polisi karıştırmayaydın bari. Polis karıştı maalesef. Oğlunuzun çarptığı bisikletli adamı uçurumdan biz kurtardık. Ya? Sen ne alaka bacım? Biz oradan tesadüfen geçiyorduk. Yaralıya müdahale ettik. Evet. Hatta yaralı adamın karısı oğlunuzu mahkemeye vereceğini söyledi. Ne diyor lan bunlar? Aynen öyle baba. Ya kadın deli, kadın manyak baba. Ya kadının kocasını hastaneye kaldırdılar. Kocasıyla beraber gideceğine karakola gelip benden şikayetçi oldu baba. Tüm gün karakoldaydım. Adam yaşıyor haberi gelince öyle saldılar beni baba. Yaşıyor. Vah. Sadullah Bey bunları bir duyarsa... Ulan mahkeme falan işitilir. Ne yapacağız oğlum? Biz nasıl çıkacağız bu işin içinden? Aslında bir yol var. Kimse duymadan biz bu işi halledebiliriz. Nasıl olacak o iş? Ben arabulucuyum, avukatım. Her iki tarafı da bir araya getirip bu işi bağlayabilirim. Ya ablacığım o kadın yanaşmaz anlaşmaya ya. Yok yanaşır. Zaten bütün suç sizde değil ki. Karşı taraf da hatalı. Biz bu olayı birlikte karşılıklı konuşup halledebiliriz. Vallahi mı? Kurtar o zaman oğlum. Tabii ki kurtarırım da ya. Burada bu şekilde bağlı kalarak nasıl kurtaracağım? Çözün bizi, kurtaralım hemen. Seni bırakırım. Ama bu ikisini bırakmam. Tamam. Siz beni bırakın. Onlar da ne halleri varsa görsünler. Nil sen nasıl pis bir şeymişsin ya? Yani Demir senden tiksiniyordu ama ben azıcık sevmiştim seni ha. Haklıydım, Allah belanı versin. Evet haklıymışsın. Tamam kardeş sen bunu bırak, bu gerizekalıyı bırak. Beni de götür Sado'ya ver. Yalnız beni öldürmeden önce ben her şeyi Sado'ya anlatırım. Seninle beraber beni aynı kabristana gömerler. Nasıl, beğendin mi? Bu da benim arabuluculuk yöntemim. Bu arabuluculuk değil, resmen şantaj. Ben adamın göz bebeğini yalarım Nil. Ne be? Başıma ne iç açtığını gördün mü lan? Sadullah Bey onları bulmak için aylarını harcadı. Şimdi ben kendi ellerimle onları dışarı mı salayım? Ne yapacağız oğlum, ne yapacağız? Ya ne desen haklısın baba. Kurtar beni ne olur ya. Tamam lan, sizi serbest bırakacağım. Ama bu işi halledeceksiniz bir şekilde. Elimden geleni yapacağım efendim. Aynen, ardına koymaz. Bizim borç meselesi vardı, o ne olacak? Tamam. Ben o borç meselesini hallederim. Siz şu işi bir çözün de merak etmeyin. Ama o kadar uzun boylu olmaz. En fazla 3 ay zaman kazandırabilirim size. Çöz lan şunları. Tamam kardeşim, merak etme. Borcumuz borç. İşler düzeliyor, ödeyeceğim hepsini. Bakın, bu iş burada kalacak. Bu gece aramızda kalacak. Hiçbir şekilde dışarıya çıkarmayacaksınız. Şimdi ben ön kapıdan çıkacağım. Siz de arka kapıdan gideceksiniz. Hadi. Yürüyün, hadi bakayım. Hadi. Beni çok sıkı bağlı. Koşun hadi, koş! Hemen şey yapacağız oğlum. Arkası neresi? Koş! Daha duruyor! Ulan hep senin yüzünden. Ne anlatacağım lan ben Sadullah Bey'e? Yürü lan! Benim araba orada, oraya gidelim. He? Benim araba orada, oraya gidelim diyorum. Oğlum, anahtar üstünde değilse. Ne yapalım oğlum, deneyeceğiz, yapacak bir şey yok. Tamam. Şişt bana bak, ben tek başıma koşuyorum. Üçümüz koşarsak dikkat çekeriz. Demir, bizi alama bak, Demir. Alır değil mi? Ha? Belgesel çekerken beni öyle yerlerde bıraktı ki. Yok canım. Gelir herhalde, o kadar da değil. Gelir, o benim diye hoyrat davranmıştır. Buyur abi, afiyet olsun. Eyvallah Apo. Abi, Sadullah Baba geliyormuş. Kim haber verin dedi lan size? Abi, Arif aramış. Sadullah Baba buldunuz mu lavukları diye. O da bulduk. Depodayız demiş. Sana mı kaldı lan Sadullah Bey'e haber vermek? Ben nece oluyorum lan burada? Abi dur, abi! Demir! Abi niye vurdun adama? Sen de mi vurayım lan? Kurban olayım abi, affet. Öldürme beni. Maho, hayırdır? Kim vurdu bunu? Oyundan büyük işlere kalkıştı abi. Ya yazıktır oğlum, bu can çekişiyor böyle. Kafasına sıksaydın ya Maho. Ya sen yoksa böyle yaşlandıkça daha mı merhametli oluyorsun ha? Doğrudur abi. Nerede benim yavru kuşlarım? İçerideler abi, seni bekliyorlar. De hadi gidelim o zaman. Gel beni oğlum! Çekilsene. Ne polisi be, manyak mısın ya? Çekeceğiz polisin önüne sonra. Ama öldürecekler bizi. Ya haber yapar gazeteciler, olmaz. Ömer Usta! Ömer Usta! Ömer abi! Demir, bu saatte ne işin var oğlum burada? Abi aç, takip ediyorlar abi. Sonra anlatırım. Ama çok saçma şimdi. Kapana sıkıştık biz burada. Gördüler, adamla göz göze geldim. Bakma. Ya dur be, kimsenin bir şey gördüğü yok. Allah Allah. Diğerleri de geldi. Tarayacaklar bizi. Silahları var adamların. Ya dur, bağırma. Sen bana bağırma. Gittiler. Kurtulduk. Tamam, sakin ol. Demir, ne oluyor oğlum? Kim bunlar? Ya sorma Ömer Usta, bizim Necmi'nin halt etmeleri. Sen olmasan deldiriyorduk vallahi posta, Allah razı olsun. İnşallah benim de başımı belaya sokmadınız. Ya dükkan kapalı olsaydı, niye haber vermiyorsun? Ya ne diyeyim usta, işte yaşayacak hamlemiz varmış. Ne işin var burada? Bastılar bana yine. Kim bu kız? Yenge mi? Yoksa kaçırdın mı kızı? Dışarıdakileri, abileri mi? Abi Allah korusun, ne kaçıracağım, ne yengesi ya? Ağzından yere at. Ben bunu niye kaçırayım? Bu benim eski stajyer. Stajyeriydim 5 yıl önce. Şimdi avukatım. Ha, bunu mu tartışacağız şimdi? Necmi nerede? Necmi? Selamünaleyküm Ömer Usta, hayırlı işler. Aleykümselam. Ya sana hiç 12-13'e falan düşmüyor mu az yakan bir şey? Allah'ını seversen. Bu bitirdi bizi. Bu ne hali oğlum? Ya şu arabanın haline bak. Ömer Usta, bu herifler bizim arabaya uyandılar. Ya senin elinde böyle birkaç günlüğüne bize verebileceğin, dikkat çekmeyecek bir şey var mı? Evet, gerçekten bunlar bizi kimse fark etmez, iyi olduk. İşte hayalimdeki araba bu. Böyle dikkat çekmediğimiz iyi oldu. Annem beni çok merak etmiştir ya. Hatta kadın meraktan ölmüştür ha. Saat 1 olmuş. 2 saat önce ölüyorduk az kalsın. Sen hala eve geç kaldım. Annem kızacaktır bindeşine. İnanamıyorum sana ya. Senin yüzünden. Evet, benim yüzümden kurtulduk işte. Ben olmasam zor çıkardınız o depodan. Biz zaten kısa vadede ölürüz ya. Kapa çeneni. Böyle mi gideceğiz? Düz devam et sen. Sapma bir yere, ben sana söyleyeceğim. Teşekkürler. Söz verdiğimiz gibi sağ salim evindesin. Demir Turizm. Sağ salim evimdeymişim. Öldürüyordunuz be beni. Sinirim bozuldu ya. Siz nereye şimdi? Merak etme, bakarız başımızın çaresine. Ne merak edeceğim be? Ne haliniz varsa görün. Sana da iyi geceler. Yok artık ya, daha neden? Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Kızın neden emarını çekiyorsun? Yalnız kız kanka çakal. Öyle bir şey yok, ölüm korkusu o. Bayağı bildiğin yani emarını çektin yani. Ama kız hayatımızı kurtardı. Nankör, ben kurtardım bizim hayatımızı. Oğlum kız kurtarınca başka oluyor. Neredesin bakayım sen bu saate kadar ha? Bu nasıl bir yemekmiş böyle? Bak, bu sefer hakikaten ben de kızdım. Neredesin sen bu saate kadar? Ay anneciğim, ödümü kopardınız ha. Ya telefonumu düşürmüşüm, o yüzden arayamadım. Özür dilerim. Senin Demir'in arabasına ne işin var bakayım? Ne işin var bakalım? Ha, anneciğim, babacığım yapmayın ya gece gece. Demir de kalkıyordu, seni de bırakalım dedi. Ben de olur dedim. Aa, Demir'in o yemekte ne işi var? Ah, ne işi varmış bakalım? Nasıl ne işi var? Babasının evi. Hem Hakkı Bey'le bana da sürpriz oldun. Tamamen tesadüf. Ha. Hayatta tesadüf diye bir şey yoktur kızım. O sosyete zamparasından her şey beklenir. Aa anneciğim, olur mu öyle şey ya? Hem öyle her kuşun eti yenmez, siz merak etmeyin. Hadi iyi geceler. Bu konu burada kapanmadı. Yarın konuşacağız. Tamam tamam, hadi sabah konuşuruz. Allah rahatlık versin. Sakın elleme uşakları. Elleme ne ya? Uyandırma yani. Nasıl uyandırmayayım? Şunların şu haline bakar mısın? Yaymışlar, yatıyorlar Hakkı Bey'in odasında. Şirket canım burası. Hakkı Bey gelip görse ben ona ne diyeceğim? Kızım ha bu uşak Hakkı Bey'in oğlu değil miydi? Sana ne? Bırak uyusun. Ya bırak Fadime abla. Allah aşkına ya. Koş kalk. Haydi kalk 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 kalk. Ne bu böyle ya? Ne işiniz var sizin bu ofiste? Sana da günaydın çavuş. Vallahi nasıl oluyorsa sabah sabah bütün ticiliğinde karşımızdasın. Kesin günümüz güzel geçecek ha. Demir, burası babanın ofisi. Ben de onu diyorum Nil. Burası babamın ofisi. O yüzden istediğimi yaparım. Allah Allah. İstediğini yapamazsın efendim. Otel mi canım burası? Saklanacak başka bir yer bulamadınız mı? Bulamadık. Ya adamlar peşimizde. Sado'nun tek bilmediği yer burası. Ne yapayım? Tamam o zaman. Bu odada kalmayın bari. Hadi kalkın. Kalacak başka bir yer bulun kendinize. Hadi hadi. Hakkı Bey gelecek ya. Bizim karnımız aç ya. Tost söylesene bize. Gidin dışarıda yiyin. Ya niye buraya dadandınız ya? Yiyecek bir şeyler bulursunuz. Hadi kalkın. Sen avukat oldun ama algıda problem var galiba. Kızım dışarıda her yerde bizi arıyorlar. Çıkamayız dışarı. Aynen, bir de ayrıca paramız yok bizim. Bize para versene bize. Merhaba. Benim Nil Hanım'la randevum vardı da. Peki. Nil Hanım'a haber vereyim. Tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konu neydi? Ben yardımcı olayım. Ben Nil Hanım'a geldim. Bizim bir kaza olayımız vardı da. Ah çok geçmiş olsun. Yaralı falan var mı? Yani 2 tane bisikletliye çarptım. Adam yaralı ama öyle hayati tehlike yok. Ah, iyi çok şükür. Ne Ben Nil Hanım'a geldim. Yok mu Nil Hanım? Nil Hanım aslında bizim biraz acemi bir çalışanımız. Yani ben konuyu dinlersem, Nil Hanım'la olan bağlantısını bilirsem yardımcı olurum diye söyledim. Ama bakın şimdi... Tamam, peki. Sonra işler sarpa sararsa üzülmeyin diye dedim. Madem öyle Nil Hanım'a anlatın siz. Hadi alın bunu. Bu iğnemi de unutma. Kanka paranın gözüne vurduk ha. Yalnız o para bizi bozar. Bununla yediğimiz yemekle durmayız. Akşam buraya dansöz çağırırız. Dalga geçiyorsunuz bir de. Ya sen ne cimriymişsin ya. Biraz daha para versene bize. Ben niye size para veriyorum? Ha? Anneniz miyim ben sizin? Niye size para veriyorum ya? Allah Allah, versen ne olur? İncilerin mi dökülür? Ayrıca ben senden para istemiyorum, borç istiyorum. Yani bugüne kadar da hiç kimsenin Allah'a şükür parası bizde kalmadı. Gördük onu dün gece. Gördük. Evet, görmeyin de neydi o hakikaten. Siz ne şuursuz adamlarsınız ya. Aa, merhaba Demir Bey. Merhaba canım. Size de merhaba sekreter hanım. Evet, ne vardı? Cem Bey diye biri geldi, dışarıda sizinle konuşmak istiyor. Öyle mi? Hangi Cem? Spekter. Yapma oğlum. Tamam, toplantı odasına al, geliyorum. Peki Nil Hanım. Hadi kalk sen. Yalnız gitmeden şuraları bir topla, tamam mı? Hakkı Bey gelecek bak, lütfen. Hadi kalk. Tamam, tamam Zübeyde Hanım. Ben ne yapacağım sizle ya? Al kanka, bisküvit falan alırsın. Kanka büyüksün. Bu senin ömrünün yer ha. Senin de Nil'den farkın yok be. Bakın fazla dallansın, budaklansın istemiyorum mesele. Yani işin aslı, çarptığım adamla kadın lüks arabayı görünce beni yolmanın derdine düştüler. Aslında araba benim bile değil. Kimin? Yani detaylar çok mühim. Maslak'ta Style Automotive diye bir yer. Ben kendim orada çalışıyorum. Araba emanet. Patronu duyurmadan çözmeye çalışıyoruz. Anladım. Nil Hanım'la ha? Hı hı. Tamam. Ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Teşekkürler, sağ olun. Cem Bey, sizi toplantı odasına alayım. Tabii. Hanım bekliyor. Tamamdır. Sağ olun. Alo. Style Automotive, buyurun. Merhaba, Sadullah Bey ile görüşecektim. Konu neydi acaba? İlgisini çekecek bir dava hakkında bilgi verecektim. Mühim olduğunu söyleyin. Bekleyin lütfen. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk. Evet, ne oldu bizden sonra? Vallahi Sadullah Bey size çok kızgın, her yerde sizi arıyor. Senin peder bizim para meselesini konuşacaktı. Ne oldu? Abi ne para meselesi ya? Nasıl elinizden kaçırıyorsunuz diye herkesi dayaktan geçirdi. Olmadı ki şimdi. Biz böyle anlaşmamıştık seninle. Abi babam merak etmesinler, ben konuşacağım, sakin olsunlar diyor yani. Tamam evet, hadi biz kendi kolumuza dönelim. Oturun beyler. Konu bu işte, daha ne? Ya Cem, şu kaza tutanağı yanında mı karakolda tutulan? Yanında ne yapacaksınız? Kazaya karışan kadının adresi bir şekilde burada yazıyordur. Hah, aynen. Konuşalım. Sen de bizden haber bekle. Şu iki yan bina. Dur. Çek kenara. Burası da bu şekilde mi durulur? İyice şoförün ettin beni ha. Kadınla ben konuşacağım. Bazı şüphelerim var. Mesela o lastik izi. Mesela o lastik izi. Hangi lastik izi? Ya o olay mahallindeki fren izleri hiç aklımdan çıkmıyor. Neyse, karıştırmayın siz hiç. Allah Allah, karıştırmaymış. Esas sen karıştırıyorsun kızım. Kadını bulacağız, mevzuyu bağlayacağız. Bu kadar basit. Bu kadar basit değil işte. Görünenin ardında her zaman başka bir şey olabilir, tamam mı? Bak bunu hiç unutma. Bu mesleği yapmaya gerçekten karar verdiysen... Bu mesleği yapmaya karar verdiysem ha, dünkü çocuk. Başıma dedektif mi kesildi kızım sen? Yok evde işte. Hülya Hanım. Hülya Hanım. Yok Hülya Hanım falan ya. Hastanede diyorum kadın sana. Yürü gidiyoruz. Tamam, komşularına falan soralım. Belki onlar biliyor. Allah Allah. Hayır, komşum batsın. Yok komşum olmuş. Hastanede kadın diyorum. Buyurun gençler. Al sana komşu. Merhaba komşu teyze. Hadi git sor. Hadi sor. Sor teyzen. Hadi. Teyzeciğim şimdi bakın. Koş. Koş. Bir an için aklım çıktı. Onu hissettim. Kusura bakma teyze. Korkmayın. Bir şey yapmıyoruz o. Ne istemiştiniz? Merhabalar teyzeciğim. Hülya Hanımlara bakmıştık da acaba siz nerede olduklarını biliyor musunuz? Yok vallahi. Dünden beri hiç görmedim. Pardon, indirebilir misiniz beni lütfen? İndireyim mi? Hop! İndirmem. Ne yapacağım? Lütfen düzgün bir şekilde indirir misin? Teyze, avukatız biz ya. Peki çocuklarını gördünüz mü? Okula falan gitmişlerdir belki. Onların çocukları yok ki yavrum. Ya siz bu evi aradığınızdan emin misiniz? Çocukları yok. Anladım teyze. Sağ ol komşu teyze. Görüşürüz. Nasıl yok ya? Gel benimle. Bir dakika. Ya, gidiyoruz hastaneye değil. İn şu arabaya. Yok. Hakkı niye kestirip atıyorsun? Hakkı bakın. Yat. Kopu Hakkı'mı geberdi bu it valla. Sığdımı geberdi. Korktun mu optik? Hadi gidiyorsun. Yallah. Daha kadına soracaklarım vardı diyorum sana ya. Kadın ortadan kayboldu. kayboldu. Gitti bitti işte bak. Bu işin içinde bir iş var diyorum sana, eminim. Hah, yine başladık deli beller gibi bu işin içinde bir iş var diye. Ne iş varmış içinde Nil Hanım? Kaza yerinde kadın çocuklarım var diyordu. Ağladı falan yani. Ama bak komşuları yok diyor. Demek ki Hülya yalan söylüyor. Ne olmuş yalan söylüyorsa? Kadın yalan söylüyor işte. Allah Allah, bak anlamıyorsun işte. Hangi hastanede olduklarını nereden bulacağız? Hadi buna da cevap ver. Hallederiz. Bakalım. Optikçim, gördüğün gibi bizim de bağlantılarımız var. Yani istediğin zaman bunlardan faydalanabilirsin. Kedi oğlunu bir fare tuttunuz. Helal vallahi. Hakan Şendör'ün odası ne tarafta acaba? Bir saniye. Koridorda sağdaki ikinci oda. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkür etsene kıza yabani. Ben seni bugünler için mi yetiştirdim? Ha? Bu oda mı? Sağdan ikinci kapı o. Merhabalar. Hülya Hanım'ın kocasının odası burası mı beyefendi? Evet kızım. Doktor Hakan'a pansuman yapıyor şimdi. Siz biraz bekleyin, çıkınca girersiniz. Öyle mi? Hülya Hanım nerede peki? Bu kazayla ilgili sabah adliyeye gitmişti. Birazdan gelir herhalde o da. Siz nasıl oluyorsunuz Hakan Bey? Ben mahallenin bakkalı oluyorum. Komşumu ziyarete gelmiştim. Hülya adliyede işim var deyince ben burada kaldım. Sevaptır, işleri görürsün. Peki siz kimsiniz? Ben ablasıyım amca. Amca biz avukatız. Ben avukatım, beyefendi değil. Ne alakası var optik? Ben Hülya Hanım'a bu kazayla ilgili yardımcı olmak için buradayım. Allah senden razı olsun kızım. Durumları pek iyi değildi zavallıların. Hakan müzisyendir aslında ama işleri krize girmiş, bir şeyler olmuş. Aylardır çalışamıyor. Ha, kendisini dün uçurumdan ben kurtardım. Allah senden de razı olsun. Problem değil amca. Hülya kızım anlatmıştı yaptıklarınızı. Hep kaza olur lanet yolda. Bundan 2 ay önce de aynı yerde Hülya'ya araba çarpmıştı. Aynı yerde. Kaza mı? Gene şüpheli bir durum. Ben sana bu işin içinde başka bir şey var demiştim. Ya 2 ay arayla aynı yerde kaza geçiriyorlar ya. Sence bu bir tesadüf olabilir mi? Olabilir, niye olmasın ya? Dünyada takdiri ilahi diye bir şey var. Öyle değil işte bu işler. Bak böyle bakıyorsun. Büyük pencereden göremiyorsun. Yazık. Neyse yanında ben varım, çözeceğiz bu işi. Allah'ım yarattım, bari takip et bunu ne olur ya. Hülya Hanım merhaba. Ah merhaba. Hayrola? Merhabalar, tekrar geçmiş olsun Hülya Hanım. Ben Cem Bey durumu için rahatsız etmiştim sizi. Cem Bey aranızdaki meselenin mahkemeye uzamasını istemiyor. Ha, çok geç. Davayı açtım bile. Ya Hülya Hanım bir şey soracağım. Nasıl oluyor da eşiniz burada ölüm kalım savaşı verirken davayı açmakta bu kadar acele ediyorsunuz? O adam benim kocamı öldürüyordu. Ortadan kaybolmasın diye hemen harekete geçtim. Ne var ki bunda? Ayrıca zenginler bu tür olaylardan çok çabuk sıyrılırlar. Hülya Hanım, Cem Bey sandığınız kadar zengin birisi değil. Çalıştığı galeriye aitmiş o araba. Gerçekten mi? Ya. O zaman benim istediğim tazminatı vermeye yanaşmayacak. Bu durumda mahkeme vererek onu mahkum ettirmekten başka çarem yok. Siz tazminat istiyorsunuz değil mi? Yani. Pardon. Efendim kardeşim? Ha? Ne diyorsun sen ya? Bir senede 5 tane kaza ha? Ha? Tamam. Kanka sen şu kazaların krokisiyle bana şeylerini yollasana, raporlarını. Aynen. Hadi eyvallah. Benim kocam müzisyen. En az 2 ay iş göremez raporu var. Tabii ki de bir tazminat isteyeceğim. Hatta tüm hastane masraflarını da karşılayacak. Tamam, bu durumu Cem Bey'le konuşuruz. Vallahi hiç boşu boşuna yorulmayın. Çünkü ben kararımdan dönmem. Dönersiniz. Yani kararınızdan dönersiniz demek istedim. Hülya Hanım, siz ve eşiniz bir sene içinde 5 tane yaralanmalı kazaya karışmışsınız. Üstelik size çarpan bütün araçlar lüks ve son model. Takdir ilahi işte, gördün mü? Bir de dün 2 çocuğum var diye ağlıyordunuz. Nerede o çocuklar, ben hiç görmüyorum. Sizin çocuğunuz yok değil mi? Siz bunları nereden biliyorsunuz? Hülya Hanım, her şey çok açık. Mahkemeye biz bu durumu arabuluculukla çözmek istiyoruz diye dilekçe verin. Ben de sizin Cem Bey'le olan anlaşmanızı sağlayayım, tamam? Anlaşmam ben kimseyle. Sonuçta o adam benim kocama çarptı. Ortada bir suç varsa bu suç benim değil, kocama çarpan adamın. Yani Hadi bütün bunlar sizin tezgahınız değil, inanalım. Yani bu kaza raporuna göre tek suçlu Cem değil ki. Siz de suçlusunuz. Bak. Ver bakayım şunu. Neden ki yani? Ne alakası var? Çünkü bisiklet bir taşıttır. Cem Bey size çarptığında kendi şeridindeymiş. Yanlış şeritte olan sizsiniz. Yani bu durumda mahkemeye uzarsa bu iş tazminat alamayabilirsiniz. Yani isterseniz ben size resmi şöyle büyüteyim. İstiyorum, anlıyor musun? 200.000 lira. Lan sen ne diyorsun? Ben nereden bulacağım 200.000 lira ya? Ne diyorsun sen? Ben size söylemiştim, bu iş ancak mahkeme çözülür. Hülya Hanım oturun bir dakika. Mahkemenin 200.000 liralık bir tazminat hükmü edeceğinin garantisi yok. Ayrıca kaç ay süreceği de belli değil. Lütfen bir oturur musunuz? Bu iş ancak mahkeme çözülür. Hülya Hanım. Buyurun Hakkı Bey. Kolay gelsin. 2 dakikanızı rica edebilir miyim? Tabii. Ne işi var onun orada? Ne yapıyor bu içeride? Bir arabuluculuk meselesi için bana yardımcı oluyor. Demir. Evet Hakkı Bey. Demir Bey buldu bana müşteriyi. Allah Allah! Hayret bir şey ya! Kafasına akşam saksı falan mı düştü bunun? Neyse, hadi kolay gelsin. Ha, toplantıdan sonra odama gel. Peki efendim. Ya bana ne? Araba onun ya da değil, bu beni hiç ilgilendirmiyor. Biz burada mağdur olan tarafız. Ya biliyoruz, Cem de bunun farkında. Ya benim kocam önümden döndü. 200.000 lira veremiyorsa bir şey vermeli, bir tazminat ödemeli. Olmaz öyle. Tamam o zaman Cem Bey, bu iş fazla uzamasın. Siz ne kadar verebileceğinizi bir düşünün. Bir sonraki toplantıda anlaşmış olursunuz. Ya Allah kahretsin, ben ne kadar verebileceğimi bilmiyorum, tamam ama bak... O mahkemeyi geri çekeceksin. Tek şartım var, o mahkemeyi geri alacak. Tamam, şimdi siz de mahkemeye biz bu meseleyi arabuluculukla çözmek istiyoruz diye dilekçe verin. Anladım, tamam. Ama bu iş bir an önce çözülsün. Tamam, Hülya Hanım, tamam. Ha Hülya Hanım, aynı hastanede konuştuğumuz gibi. Kolay gelsin, iyi günler. Tamam, rahat olun, anlayacağız bir şekilde. Abi madem suç bunların, ben niye tazminat ödüyorum ya? Kendi iyiliğin için oğlum. Yani sen tazminatı ödemezsen bu kadın mahkemeye gider, kazadan da herkesin haberi olur. Ben nereden bulacağım abi o parayı? Ha? Ondan mı ben bileceğim? Ne bileyim, baban tefeci değil mi? Git ondan iste. Abi bari sen deme ya. Sen gidip kendi babandan isteseydin abi tefeciye gidene kadar. Doğru. Sinirli değil ama böyle daha çok şaşırmış gibiydi. Niye şaşırsın ki? Allah Allah. Ay bilmiyorum artık yani, oğlunu yıllar sonra toplantı odalarında müvekkillerle iletişim halinde gördüğü için olmasın. Acaba peder seni kovup işi bana mı verecek ya? Ah! Niye vuruyorsun ya? Aha. Oo, ne güzel ya. Rahat mı? Ay hala uyuyor mu ya? Leş gibi kokuyor odam ya. Ayakkabılarını falan da çıkarmış. Bak siz dün bir, bugün iki, nasıl üşüştünüz benim hayatım bak. Uyandır şunu, hadi kaldır. Fadime ablaya yumurta kırdırıp yemiş, hayatta uyanmaz. Necmi. Kalk. Dur ben nasıl uyandıracağım biliyorum onu. Çisil ne haber bebeğim, nasılsın? Aa Çisil. Ya bak vallahi aramıyorsun, sormuyorsun. Burada ofiste içim geçmiş benim de ya. Ay neredesin sen ya? Kanka bu nasıl şaka ya? Nerede Çisil hani? Ya sen niye bu kadar uyuyorsun? Sen de şeker falan mı başladın? Hayırdır? Yo bizim ailede de hiç öyle şeyler yok da. Ya bu ananın bulamacından sonra benim üstüme böyle bir ölü toprağa geldi Demir. Yani kafamı kaldıramıyorum abi. Böyle elim ayağım kesik. Başka türlü bu kokunun bir açıklaması olamaz zaten. Hangi koku? Moruk, babam beni çağırmış. Bir bakayım ona. Sonra gideriz, sen takıl, tamam mı? Tamam. Bunları da masaya koy. Hayvanlığında lüzum yok. Bence de. Ben bir daha bu odaya girmem. Temizleyeceksiniz burayı. Allah. Aa, gelin çocuklar, gelin. Konuşalım biraz. Ne haber baba? Esas senden ne haber? Ne işler çeviriyorsun? Yani bir iş çevirdiğim falan yok baba. Demir Bey bana müşteri getirmiş Hakkı Bey. Ha? Madem sen beni istemiyorsun, bari müşteri getirip kendimi affettireyim dedim. Buna da kızmayacaksın herhalde. Yine bir fırıldak çeviriyorsundur sen. Neyse yakında kokusu çıkar nasıl olsa. Hadi bakalım. Üçümüz şöyle güzel bir yemeğe çıkalım. Konuşacaklarım var sizinle. Benim biraz işlerim var ama daha sonra isterseniz... İtiraz istemiyorum. Tamam ben gidip hemen hazırlanayım o zaman. Koş. Baba. Hı? Benim seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Konuş. Senden son kez yardım isteyeceğim. Bana para verir misin? Ya dur hemen olmaz deme. Borç olarak istiyorum. Geri ödeyeceğim. Oğlum, sen benden hala para mı istiyorsun ya? Sende hiç gurur yok mu ya? Ya başım sıkışmasa gelip senden böyle bir şey istemem herhalde. Sen daha çok darda kalırsın oğlum. Söyledim sana. Koşma bu abuk subuk işlerin peşinden diye. Gel şirketin başında otur dedim. Ama dinletemedim ki. Şimdi yumurta kapıya dayanmış, ben değiştim baba diye geri dönüyorsun. Yer miyim oğlum ben bunları? Doğru yemezsin. Ya bir şey soracağım ya. İnsan evladına hiç mi saygı duymaz? Hiç mi sevmez evladını ya? Sen niye saygı duymuyorsun bana? Ya da niye sevmiyorsun? Hadi şimdiyi geçtim. Çocukken bir tane fotoğrafımız yok biliyor musun? Beni kucağına alıp sevdiği. Çocuktum, anneme sordum ya. Babam beni seviyor mu diye. Neymiş? Şımarmayayım diye gelip uykumda seviyormuş. Bravo baba, aferin ya. Ne oldu? Sen sevgini esirgedikçe beni kendinden uzaklaştırdın. Mutlu musun? Oğlum. Ya yok Allah aşkına bir şey deme baba ya. Sen beni düşmanın olarak görmeye devam et. Ama bil ki beni bir daha kaybettin. Demir. Hadi ben hazırım. Hakkı Bey nerede? Ne bileyim nerede ya? Aa ne oluyor ya? Hadi Neco. Ne oldu? Ne oluyor be? Kapısı açıldı mı? Ulan Demir! Şimdi hapı yuttuk şimdi. Demir gel Demir. Bakacağız yürü. Abi. Lan. Tamam kardeşim sakin olun ya. Borcumuz borç ödeyeceğiz. Ne borcu lan? Ne borcu? Siz beni neyin tezgahına getirmeye çalışıyorsunuz oğlum? Neyi ödeyeceksiniz? Sado bize biraz zaman verirsin. Lan! Lan oğlum siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Ha? Siz beni tanımıyorsunuz böyle yapıyorsunuz. Ne oluyor ya? Anlat bakalım şimdi ne halt ettik. Lan aklınızı alırım siz lan. Sadullah Bey bu şekilde değil, olmaz. Tamam. Borcum sen karışma. Ne oluyor ya? Eşkıya mısınız siz? Babalık sen de karışma. Benim derdim bu oğlanla. Bir derdin varsa benimle hallet. Borçsa borç. Ben öderim. Bak bu para meselesi falan değil artık. Bu delikanlılık meselesi ve biz bunu aramızda çözeceğiz. Haydi yürü bakalım. Bir dakika. Hiçbir yere gidemez. Baba. Oy. Baba izin vermiyor. Bak Demir görüyorsan. La sen böyle hanım evladıydın da. Ne böyle boyundan büyük işlere kalkıştın ha? Baba karışma sen. Bugüne kadar hiçbir şeye nasıl karışmadıysan buna da karışma. Ben halledeceğim. Yürü. Hayır gidemez. Hiçbir yere götüremezsin oğlumu. Baba. Ben götürürüm ihtiyar. Götüremez. Ha bunu görürsün. Sado abi. Çek şu silahı oğlumun üstünden. Haydi bakalım. Çek o silahı oğlumun üstünden. Tamam baba. Baba. Yürüyün lan. Baba. Hakkı'cığım. Baba. Oğlum. Ambulans çağırın, polis çağırın. Baba. Ben seni hep sevdim biliyorsun değil mi? Ben de seni sevdim baba. Sen benim babamsın. Hep sevdim ben seni. Aç gözlerini.